Bolt Medya'dan merhaba. Bugün kral bir programımız var. Bolt ana kanaldan ve Bolt Plus'tan canlı olarak yayınlayacağız. Türk futbolunun kralı Hakan Şükür canlı yayın konuğumuz olacak. Birçok soru var. Aslında ismi etrafında dönen tartışmalar, son dönemde başka konularla ilgili yorumları, tanıklıkları ve şu anda Türk futbolundan belki de onun ismini silmeye çalışıyorlar. Ve bu tartışmalar döndükçe de Hakan Şükür ismi her zaman ön plana çıkıyor. Ve davetimizi kırmadı, canlı yayın konuğumuz olacak. Ve program boyunca da merak ettiğimiz soruları kendisine soracağız. Hakan Şükür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkes için hayırlı bir yayın olsun, güzel bir yayın olsun inşallah. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Aslında konu çok, tanıklığınız çok, yaşadığınız şeyler fazla, o deneyimler, onun duygusal sonuçları çok fazla. Ve tartışmalar da yani sizi nasıl ne kadar unutturmak isteseler de yapamıyorlar, bir türlü başaramıyorlar. Birçok konu var aslında sıcağı sıcağına en son Galatasaray yönetiminin isimlerinden Burak Elmas'ın bir açıklaması oldu dün. Zannedersem bir açıklama dün ya da önceki gün sizin futbolculuğunuzdan bahsetti. Aslında sizin için kurulacak oldukça mütevazi cümlelerdi. Ancak şu ortamda o Burak Elmas'ın o sözlerini duyduğunuzda ne hissettiniz? Yani çok tarifsiz bir duygu aslında. Uzun zaman bahsettiğiniz gibi yapılmak istenenler. Geçmişte bir şekilde aynı ortamda çalıştığınız insanların sizleri tanıdıkları yönüyle ve söyleyebildikleri nispette güzel ifadeleri mutlu ediyor. Yani ben de saat farkından dolayı sabahın köründe medyaya düşünce haber gördüm. Bir anda irkildim. Yani Türkiye'de bir şeyler mi değişti acaba diye. Çünkü o haberi görünce aklınıza benimle ilgili konuşulabildiğinde bir şeylerin değişmesi lazım gibi. Böyle bir şeye kapılmışız demek ki. Duydum. Aslında dediğiniz gibi yani çok böyle üzerinde durulması gereken şeyler değil. Ama böyle bir dönemde bu tartışmanın gündeme gelmesi bile ülkeyi anlatması açısından çok önemli. Ben de kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili Galatasaray döneminde beraber çalıştık. Yöneticiliğimi yaptı. Futbolculara çok yakın birimlerde çalıştı. Yani başkanlarla çok samimi olmazsınız. Takım kaptanları belki ara sıra ama yöneticilerle irtibatınız olur. O zamanlar hakikaten üzüntülü günler yaşadık, sevinçli günler yaşadık, maddi manevi sıkıntılar yaşadık. Onu kısmen birkaç kelimeyle ifade etmeye çalışmış. Yani futbolculukla ilgili ben sizin aktif olarak futbol oynadığınız dönemde yani futbol takip ediyordum. Şimdi çok fazla takip etmiyorum ancak yani futbol bilgim sizin başarılarınızı anlatmaya yetmez ama bildiğim şeyler var. Türk milli takımının en çok gol atan oyuncusu, Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu. Burada bir hani Galatasaray'dan üyelikten çıkarılmanız, işte statlardan, yayınlardan, görüntülerden varlığınızın silinmesi, silinmeye çalışılması. Yani bu sizde nasıl bir duygu oluşturuyor? Ben bunun size dokunan yanlarını çok merak ediyorum. Evet, yani tarihte bu manada yani tarihten okuduğumuz, kitaplardan okuduğumuz çok şey var ama böylesine bir dijital çağda tabii ki mümkün gözükmüyor ama bunu denemeleri veyahut da büyük bir korku imparatorluğu oluşturması açısından nasıl ki siyasete girdiğinizde isminiz kullanılıyorsa futbol çok, mesela 3. dünya ülkelerinde genelde olur. Şimdi 4'ü 5'i buldu herhalde Türkiye. Futbol üzerinden ki bugünün aktörlerini belki biraz sonra konuşacağız. Toplumun çok geniş kesimine bu korkuyu salabilmek için iyi bir isim aslında. Nasıl ki kendi çıkarları için geçmişte kullandılarsa, bugün de yine mevcut bu kötü ve korku imparatorluğu düzeninde bu ismi kullanmaya çalışacaklardır. Bu kaçınılmaz bir şey. Haliyle isim olarak da beni seçmeleri geçmişle mukayese edildiğinde aslında doğru bir tercih. Yani toplumun önünde bilinen,
ne kadar söylemeye çalışsalar da, anlatmaya çalışsalar da toplumun kabul etmediği, ki Burak Elmas bugün Lale Demirkaya diye bir hanımefendi, yani bu süreçte tanıdığım, yani avukat kimliğiyle tanıdığım bir hanımefendinin ifadeleri, zaman zaman Kemal Albayrak eski AKP kurucularından onun hala konuşuyor olması, işte spor programlarında gördüğüm, bildiğim ve kamuoyuna paylaştığım için Kemal Belgin gibi, Ömer Üründül çok söylemez ama futbol yorumcularının, cesaret edebilenlerin zaman zaman böyle isminizi anmadan, işte uzun boylu santrafor, işte geçmişte onun yaptıkları falan diye anlattıkları, aslına bakarsanız rejimi anlatan çok özel kareler, çok büyük şeyler ifade ediyor. Ama toplumun bunları anlayabilmesi için 7-24 beyinleri yıkanan, her şeyi ele geçirmiş, bu korku imparatorluğunu yaratanlar için aslında trajikomik şeyler. Üzülüyorum, duygusal reaksiyon olarak kolay değil. Yani sakal bırakmamın sebebi de yayınlarda artık yani sakalımız yok ki dinlesinler kelimesi vardır ya, bir şekilde bunu ifade etmek için olsa gerek. Burak Elmas'ın bu sözlerinin ardından, yani birazdan konuşacağız, Türk futbolunda da böyle ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim fonundan tutun, işte Faruk Koca'nın hakem dövmesinde falan, hiç daha önce yani yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Bu anlamda belki de insanlar aslında sizin isminizi anmak istiyorlar ama anamıyorlar belki. Burak Elmas'ın devamı gelir mi? Yani bunu göze almak Türkiye'de galiba çok zor. Zannetmiyorum. Yani spontane gelişmiş gibi. Tabii öncesini bilemeyiz. Balçiçek Pamir aslında burada baş aktör. Onunla da ilgili anılarım var. Yani çok karakterli olmadığını düşündüğüm Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesi döneminde birkaç şahitliği oldu kendisinin. Benim o gazetede çok büyük paralar karşılığında yazmamı teklif ettiğinde, bana insanlar gönderdiğinde Fatih Altaylı inanılmaz övgü dolu sözlerle bu anlaşmayı imzalamamı istedi. Ama aynı Fatih Altaylı beni Galatasaray'dan gönderdiğini söyleyen, bugünlerde çıkıp toplumun tabii hafızası maalesef çok zayıf, bunu hatırlattım, buna cevap da veremedi. Batışak Hanım da bunlara şahittir. Karakterimi bilir, hasbelkader bugün yaşananlar ve o gün gördükleri karşısında bir değer yargısı oluşmuştur diye düşünüyorum. Yani vicdanlı olan her insanın, belki milyonlarca insan için aynı şey geçerli ama mevzubahis ben olunca hakkını bu ve bunun gibi yollarla verdikleri ortamlar oluyor. Bu şekilde tanıyorlar sizi. Ben dinden veya birçok değerden ziyade ahlaki kriterlerin, ahlaki uzlaşının olması artık bir şekilde ülkemiz için bunun gerçekleşmesi gereken bir dönem yaşandığını düşünüyorum. Kişiler tabii ki çok önemli değil. Ülke sevdası ve ülkenizi daha iyi yerlerde görmeniz için. O açıdan Balçiçek Hanım'ı daha da önemsedim ben. O yayında bu soru, böyle bir cız konunun, sıkıntılı bir konunun, bununla ilgili söylemlerinizin söylediği şeyler ne ki yani? Buna bile cız deniyorsa, şöyle profesyonel bir oyuncu diyor. Herkesin inançlarına saygı duyduk diyor. Aslında çok demokratik teamülleri, yani dünyada yaşanan bir örnekleri, Türkiye'de yaşanmadığını beyan etmenin en önemli sebebi, bir de dindar diye düşündüğünüz, artık bu duygusundan uzaklaşmış bir rejim aktörünün veya bir tepe yönetiminin değerlere verdiği zararı da bir şekilde işaret ediyor. Çünkü orada bir şeyi söylerken çok yönlü konuşmanız lazım. Hani bizler gibi dün neyse bugün de aynı kalabilen, tarih boyunca işte aldığı örneklerden hareketle devam eden insan olabilmek çok zor tabii. Evet. Şu konuya gelmek istiyorum. Fatih Terim fonu olarak nitelenen bir konu var. Yani konunun uzmanlarına, evet, baktığımız zaman bunu tefecilik olarak da niteleyenler var. Yatırım olarak da niteleyenler var. Olayların merkezinde bir bankada şube müdürü olan bir bayan var ve Fatih Terim görünüyor. Buna ilişkin yayınlar yaptınız. Yani bu olayı ilk duyduğunuzda ne düşündünüz? Yani normal geldi mi size? Yani bu insanların bu faaliyetlerin içinde olabileceği veya bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Aslına bakarsanız şaşırmadım. Şöyle, yani geçmişle bugünün mukayesesini
yaparken farklı şeyler söylemek de istemem, kimseyi de kırmak istemem. Ne Fatih Terim'i, ne oyuncu arkadaşlarımı. Ama dönemin ruhuna uygun hareket etmelerini bir oranda anlayabilirsiniz. Ama kanunlar nispetinde bunu anlamak çok zor. Ortaya çıkan konuların birçoğu kanunsal olarak suç teşkil edecek şeyler. Yani topluma örnek olması gereken kişilerin arka planda mevcut rejimin refleksleriyle beraber hareket ettiklerini görüyoruz. Yani bal tutan parmağını yalar. Bu süreç böyle, bu düzen böyle, kara parasından tutun, işte elden verilen paralar, işte cash transfer ücretleri. Burada aklına insanın şunlar geliyor. Bunu söylemekten imtina etmemek lazım. Maalesef Türkiye'de kayıt dışılık, beşli çete, vergi kaçakçılıkları, uyuşturucu ticaretleri, işte dünyada aranan uyuşturucu baronlarının Türkiye'de vatandaşlık alması, işin özü, topluma ne kadar yansıyor, toplum ne kadar görüyor sorusunun cevabı çok basit yani. Ancak alternatif medyadan, işte bu platformlardan mümkün mertebe çok dikkat ederek, aman kimsenin hakkını yemeyelim diyen insanların haber kanallarında. Çünkü haberi verirken bunu gözetmelisiniz. Çok net kaynakları bile kapatma ve göstermeme durumu var. Kime yakınsanız ona göre aklanabileceğiniz, kimin kelimeleriyle konuşuyorsanız ona göre işlem göreceğiniz bir düzen. Şimdi Fatih Terim belgeselinde olmamamın sebebini anladıklarını söyleyen yüzlerce arkadaşım oldu Galatasaray camiasında. Yani Mehmet Ağar ilişkisini, Mehmet Ağar'ın bugünkü rejimle onunla da ilgili anılarım var. Hani hapishanede ziyarete gittiğimde hapishanede yatıp yatmadığını anladığım, belki de gördüğüm ama ondan önce binlerce Kürt vatandaşımızın hapishane önünde eylem yaptığını ve orada yatıp yatmadığını merak ettiklerini, sanki birilerinin ağzına bir parmak çalmak için hani sözde hapishanede yatıyormuş gibi gösterildiğini ifade eden gazete röportajları, onun dışında haberler vardı. Biz de tevafüken yani. Biz Okan Buruk gitmiş, Arif Erdem gitmiş, Emre Belezoğlu gitmiş. Gazeteden okuyorum ziyarete. Ben de o zamanlar Bodrum civarındaydım, Aydın'da bir hapishane. Ben de ziyaret edeyim dedim. Nihayetinde tanışmıştığımız Galatasaray camiasının Galatasaray içerisinde camiasına görüştüm. çok yakındı ve cezaevinde Mehmet Ağar'ı Evet. ziyaret ettiniz. Tabii Fatih Terim ilişkileri çok net konuşulur, bilinir, arkadaşlığı bilinir. Rejimin bugünkü ortaklığında da kilit rol olduğu söylenir. Hakkında inanılmaz iddialar var. Yani YouTube platformlarından veya birçok sosyal medya platformundan bununla ilgili birçok kişi yayın yapıyor zaten. Ne kadar etkili olduğunu, oğlunun veya çevresinin ne kadar zengin olduğunu, kadrolarının bugün hala kullanıldığı söyleniyor. Haliyle böyle bir tabloda onunla ilişki kurmak veya böyle bir dokunulmazlık almak milletvekilliğinden daha önemli diye düşünüyorum ben. Belgeselde olmamak benim hiç umurumda olmaz. Yani Bu o onun kendi yaşananları, tercihi. özür diliyorum. Bu yaşananları gördüğünüzde iyi ki o belgeselde olmadım dediniz mi? Ya öyle düşünmedim aslında, hiç düşünmedim. Belgeselde olmak değil. Yani tarihin en büyük başarısını kendine mal eden bir insan gördüm. Belgeseli seyretmedim ama genel anlatım teamüllerinden böyle değerlendirebiliriz. Onun içerisinde ben de bir parçayım, ben de varım. Attığı gollerle o sürecin Evet. görevini iyi yapmış oyuncularından biriyim yani. Netice itibariyle yani var olan bir şeyi içinden ben ayıklanarak gösterilmesi onun ayıbı. Veyahut da bu rejimin Türkiye'de seyredecek insanların, ki dünyada da mutlaka seyredilir, gözünden kaçırılmak istenmesinin aslında sizi başrole koyuyor. Yani orada insanların hafızasında veya konuşmalarda Hakan Şükür'ü ayıkladılar dendiğinde bunun arka planını benim anlatmam çok zordu. Ama bugüne baktığınızda Fatih Terim fonu denen fonun ve bununla ilgili arka planda çözülmeye çalışılan, bunun halledilmesi gereken taraflarının kimler tarafından organize edildiğini anlatan bir durum bu. Bu açıdan ilişkilerine ben de Mehmet Ağar'ı tanıyorum ama öyle bir ilişkim yok. Fatih Terim'in futbolculuk döneminden, onun o zaman İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemden, orada dönen ne varsa bununla ilgili gazeteciler daha iyi fikir verebilir. Haliyle bunun söylenmemesi. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Nasıl olsa artık bunlar ortaya çıktıktan sonra Fatih Terim'e bir şey olmaz
duygusu hakim olduktan sonra bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani böyle bir güç varsa bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Fatih Terim'le biz zaman zaman bu süreçte konuştuk. Hatta benim burada o oturumu alabilmem için imza attığı, bana destek olduğu dönem de oldu. Sağ olsun. Hani Hakan Şükür'ü tanıyorum. Yani Hakan Şükür böyle bir oyuncudur falan diye. Ben de kendi altında imzası olan, özel çıplak imzası olan belge de verdi bana. Bu belgeyi veren bazı oyuncular, bazı yabancı oyuncular, yurt dışında oynadığım, hani buralarda bu oturumu alabilmek için bunlar kolaylık, selebriti kişilerin verdiği evraklar. Zaman zaman eşi vasıtasıyla telefonla konuştuk. Yani süreci anladığını ama arka planda şimdi bunları söylemek, bu özel bir konuşmayı size anlatmış gibi olmak değil. Ortaya çıkan bir tablodan sonra nasıl olsa ben zarar görürler duygusuyla bunları. Hani söylemiyordum ama böyle bir ihtimal kalmadığı için neden? Hani benimle aynı duyguları paylaşmak zorunda değil ama beni Özür dilerim. anladığını beyan Özür etmeleri ben dilerim. yaşadım kendisi. Bunu ben ilk Yani defa Hakan Şükür'e herkes bu bilir. özür dilerim. Bunu ben ilk defa duydum. İlk defa paylaşıyorsunuz galiba bu İlk süreç defa içerisinde. söyledim. Neden? Bu olayın üstüne söylendi yani. Yani bu olaylar yaşandıktan sonra söyleme gereği duydum. Netice itibariyle Fatih Terim, önce alın Terim, sonra Fatih Terim dediğim, bende çok büyük emeği olan, benim de ona çok büyük katkı sağladığım kariyerinde o belgeseli çekerken en fazla ön plana çıkan şeyin en ana aktörlerinden biriyim. Tatsız anlar da yaşadık ama her ailede yaşanır ama genelde çok daha büyük anlamda güzellik yaşadık. Şimdi vefa denen bir şey vardır. Bu kadar net, bu kadar hakkı yenen, bu kadar ağır şeyler yaşamış bir insanın sizi arayıp ya işte bana bir şeyler yapın demesini beklemeden bile ki hayatta böyle bir şey diyemem, kimseye de demem. Ama bu tabloyu yaşayıp arka planda evet bunları anlıyoruz ama yapacak bir şey yok tavrında hareket etmesi bu benim kendi özelimdeki bir şey. Bu Fatih Terim'in bu manada bana bakış açısını da gösterir. Ama arka planda aşamadığı bazı konular vardır. Yani rejimin geçmişte suçlu olduğu iddia edilen, hapse girmiş çıkmış, birçok farklı olayda ismi çıkmış bir insanla arkadaşı Mehmet Ağar, onunla arkadaşlığının bugün rejim ortaklığında buluşması ve benim ismimin korkutmak için kullanıldığı bir süreçte onun da çözebileceği bir şey değil bu. Evet. Hani çünkü bütün onu çözdüğünüz zaman bütün her şey çözülür diye bakıyor insanlar. Onu bir korku objesi olarak kullanıyorsunuz ve toplum hani seni bir tarafa koyuyorlar, empoze ediyorlar. Ben bu süreci sadece bu dönem yaşamadım ki. 2002'de ben DGM'ye gittim bu konudan dolayı. Nuh Mete Yüksel karşısında bununla ilgili yayınlar çektim. Ben Türkiye'nin yakın geçmiş, okuduğum tarihten, dinlediğim gazetecilerden, güvendiğim insanlardan öğrendiğim kadarıyla hiçbir şey değişmiyor Türkiye'de. Yani hukuki olarak hukuku kim ele geçiriyorsa ona göre hasbelkader biraz düzelme eğilimine girsin. İşte başka bir noktaya geliyor. Haliyle bugün ülkenin halini anlayabilmek için benim üzerimden bakmasına gerek yok kimsenin. Yani ekonomik verilere baktığınızda, yozlaşmaya baktığınızda, ahlaki kriterlerin mahallecilik anlayışlarına baktığınızda, yani ben kimseye ahlaksız demek istemem. Ama ahlak seviyesini kendi mahallesine göre belirleyen insanlar olduğu, gün gibi aşikar olduğu bir dönem yaşıyoruz yani. Şimdi benim çok farklı kesimden arkadaşım var. Hayatım belki hizmet denilen hareketin içerisinden onun belki 100 katı daha fazla başka cenahtan arkadaşım var. Ben çok ünlü, çok farklı kesimlerde magazin dünyasının içerisinde olmuş, siyasetin içerisinde olmuş arkadaşlarım var. Hepsi özelde arayıp bunları anlatabiliyor. Ama Korku İmparatorluğu'nun boyutu bana güvendikleri için bunu söylüyorlar. Bunu kabul ediyorum. Ben de bu güvene sadık kalmaya çalışıyorum. Öyleyim de çok şey anlatabilirim. Ama size özel bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey perde önünde görüldüğü gibi olmadığını ne kadar anlatırsanız anlatın, 7/24 bu yayını yapan, kendi istediği gibi göstermek isteyen insanlara esirsiniz. Hapishanede olmanıza gerek yok ki. Ya Hakan Şükür böyle. Ya Hakan Şükür'e nasıl terörist denir? Nasıl hain denir? Ne yapmış ki? Bunu oturup sakin kafayla düşünebilecek bilgi birikimi olmayan bir topluma sahibiz.
Troller yönlendirdikleri kendi kitleleriyle aldıkları parayı nereden aldıkları, çalınan paralardan aldığı belli bu insanların. Çok net yani. Evet. Yüzlerce kez ispatlanmış ama bununla ilgili işlem yapan bir hukuki bir bürokrasi var mı? Yok. Nereye dokunacaklarını biliyorlar. Biraz sonra konuşuruz belki. Hani eski bir sporcu olduğum için sporcu arkadaşlar üzerinden onların beden dilleri ve onları tanıdığım dilleri, bedenleri, yüzleri, ifadeleri üzerinden konuşabiliriz. Yani bugün baktığımda onların mecburiyetlerine çok üzülüyorum. Birçoğunla da öyle ya da böyle başka arkadaş ortamlarına denk geldiğinde ufak da olsa telefon görüşmelerim oluyor. Her şeyin farkındalar ama işin içinden çıkamayacak durumdalar. Hem kazanma anlamında ya madem buna mahkum kaldık bari biz de bu sistemden istifade edelim. Yarın öbür gün işler değiştiğinde kimse bize yani bundan dolayı kazandınız demeyecek. İşimizi yaptık kazandık diyecekler. Ama siz bir şekilde can suyu oluyorsunuz buna. Binlerce insan, milyonlarca insan acı çekerken Kürt, Alevi, Türk, cemaatçi, birçok farklı insan hukuktan nasibini bu anlamda alan, kötü anlamda alan, kendi satılmışlıklarını söyleyen hakim savcılar var. Adliyelerin ortasında dönen dolaplardan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani ceza davası diyorlar bu FETÖ davalarına, tırnak içinde söylüyorum. Bir de hukuk davaları var. Yani daha basit çözülmesi gereken vergidir. Onun dışında bir hakkınız vardır. Çok net yani. Her şeyle haklı olduğunuz bir konuda sizin lehinize karar vermiyor mahkemeler. Ve bunların faturasını hem mali olarak ödüyorsunuz hem manevi olarak ödüyorsunuz. Adam sizi soymanın işte bir şekilde yolunu bulmuş. Şimdi bunlar anlatılmadıkça, toplumdan uzak kaldıkça, topluma ulaşamadıkça ki bunu da sağlamışlar. YouTube platformlarını kısıtlıyorlar. Koca koca büyük şirketler bunlar. Evet. Türkiye'de olabilmek için onların diliyle hareket etmek zorunda bırakılıyorlar. Nerede demokrasi, özgürlük? Bunlar yabancı kendi ülkelerinde demokrasiyi, özgürlüğü sonuna kadar yaşıyorlar. Ama Türkiye böyle, biz paramızı kazanalım. İnsanlar ölmüş, insanlar batmış. İşte Filistin'de yaşanan olaylar. Yani olaylara bu şekilde bakamadıkça dünyanın sonu felakete gidiyor ve kendi inancım olarak söyleyeyim. Allah'ın adaletine zemin hazırlayan kitleler haline geliyoruz. O zaman yani yaş mı, kuru mu, deprem oldu, kim göçük altında kaldı, kim öteki tarafa gitti, nereye gidecek, bunları düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu ekstra bir durum. Evet. Yani ben yaşanan olaylara baktığımda bu kadar acının yaşandığı hem dünya coğrafyasında bir ortamda bunları dillendirememenin kendi arkadaşlarım nispetinde en azından beni seyrederler, beni dinlerler. Benim için değil ya, benim için olsa telefonu kaldırırım. İhtiyacım var ekonomik anlamda. Böyle arkadaşlarım var benim. Ya ihtiyacım var deyip ben bunu bulabilirim. Ama ben isterim ki o beni arasın, beni tanıyor, beni seviyor, benim ahlaki kriterimi biliyor. Ona katkımı, onun bana katkısını, böyle bir diyaloğum var. Arasın, bana sorsun istiyorum. Hayır, ama bir dönem birçok şey anlatırım. Birçok şey. Onlara sıkıntı olmasın. Onlar akarken doldursun. Doldurduklarıyla inşallah başka yere giderler. Bugün bir olay yaşadım. Ondan sonra işte bana bir teklif geldi. Yine böyle bir siyasi FETÖ borsasından istifade etmem konusunda. Çok enteresan yani. Bugün mü oldu? Adam bir şeyler teklif etti. Arkasından gülerek, önemli de bir figür. Gülerek ya biraz mezarcılık yaptım ama dedi maalesef durum böyle dedi. Yani ucuza kapatmaya çalıştım. Bu konuyu biraz falan. Açar mısınız Hakan Bey? Şöyle. Bu FETÖ borsası tırnak içinde geçen ifadeler var. Bugün size davanızı kapatılması ile ilgili para mı istediler? Ben çok biraz daha aydınlatır mısınız? Para yok. Benim davamı kapatamazlar. Kimse yani buna cesaret edemez. Yani benim malım, mülküm, futboldan kazandığım, yurt dışında kazandığım, dünyanın her yerinde alın terimle kazandığım her şeyimi ben ülkeme yatırdım. Bilmem ne adalarına, yurt dışına çıkarıp Amerika'da mülkler almadım. Ben de diyorum ki iğne ucu kadar bir şeyim varsa bunların hepsini vermeye hazırım yani. Yurt dışından bahsediyorum. Ama ülkeme yatırmışım. Bu kadar tanınan, bilinen, dünyada Türkiye'yi ismen de
takımsal da çok iyi temsil etmiş. Halihazırda bununla ilgili bilinen şeyler var onca yıl geçmesine rağmen. Böyle bir tablo var. Şimdi bu mal varlıkları tabii ki hukuk çerçevesinde mal güvenliği nispetinde korumada olması lazım. Tamam, devletin korumasında, tedbirli. Kim yaptı bunu? Bu mevcut rejim yaptı. Tedbir yaptı. Mahkeme sonuçlanana kadar diyorum ki ifademi vereyim. İfademin içerisinde kendilerini rahatsız edecek boyutlar var. Türkçe olimpiyatlarına beni kendi uçağıyla götüren Recep Tayyip Erdoğan var. Benim davet edilmediğimi duyunca üzülen Recep Tayyip Erdoğan var. Bir suçsa, suç değil. Bu bir güzellik. Türkiye için bir o günkü şartlarda düşünün. Herkes inanılmaz şeyler söylüyor. Bugün de videolarda bunu görebilirsiniz. Fatih Altaylı da buna dahil. Bugün kim güce göre, nereye göre evrildi bunu da herkes görüyor. Şimdi Hakan, akşam görüşüyoruz değil mi orada deyip benim eşimle beraber ülkenin cumhurbaşkanı. Diyorum ki hayır efendim ben çocuklarımla bir programım var. Benim başka yere gideceğim. Nasıl yani sen nasıl gelmezsin? Ankara'dayız. Meclis kapanmış. Ondan sonra yanındaki arkadaşlarla beni aratıyor. Beni yanına çağırıyor. Ve siyasetin getirdiği bir tablo bu. Kalabalıklara girerken o kalabalıklara mesajı verebilmek için yanınızda birini götürmeniz lazım. Bu bazı yerlerde rahatsızlık da yaratır. Daha fazla ilgi görürsünüz. Şunu Ülkenin bir düzeltmek, kaderidir. şunu eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem başbakan, sizi Türkçe olimpiyatlarına Evet. mı davet etti? Davet etmedi. Kendi özel uçağıyla Ankara'dan ben gitmiyorum. Benim tarifeli uçakta biletim var. Ben biletimi yaktım. Beni davet etti. Olur mu dedi ya. Ben dedi oraya sensiz girer miyim? Havalimanına indik İstanbul Havalimanı'na. Görüntüleri de vardır yani bunların. Bütün görüşmeleri de vardır. Havalimanına eşimle beraber biz devlet konuk evine gittik Ankara'da. Birden başka uçağa, kendi uçağıma binmek üzere havalimanına giderken bu tabloyla beni kendi özel uçağıyla İstanbul Havalimanı'na indirip kendi özel aracıyla Sinan Erdem spor salonunda yapılan Türkçe olimpiyatlarına kendi aracıyla götürdü. O salona benimle beraber girdi. Emine Hanım, eşim, Recep Tayyip Erdoğan. Bakın ben geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi inkar etmem. Perde arkasında yaşadığım veya yaşadığımı iddia ettiği, yani birçok insan bir şey iddia edebilir. Yalan dolan olarak. Oraya beraber girdik, çok ciddi bir alkış aldık. İşte benim 2002'de Nuh Mete Yüksel döneminde yaşadığım mağduriyeti konuşan, bunu anlatan, sen de bu ülkede bedel ödedin diyen, bunu siyasi olarak söylediğini biliyoruz. Bugün daha net gördük. Hani bir dönem kullanılmak üzere birçok kişiye de böyle yapıyor. Bugün de başkaları aynı şekildedir belki. Şimdi biz oraya beraber girmişiz. Olimpiyat stadındaki davete onun arabasıyla götürülmüşüm zorla. Davetli değilim bakın. Hani hizmet hareketinin organizasyonuna ben davetli değilim. Çünkü o tarafın da ayrı hataları var. Siyasetin bütün ön planda olan insanların protokolü doldurmasının hani onlar üzerinden mesaj verilmesinin kurbanı olan, geçmişten beri giden, bundan büyük feyz alan, çok o hoşuna giden insanlar unutuluyor, o tarafa alınıyor. Siyasetin bu yapısı bilinmiyor mu? Ama bu güzelliği görmesi istenmiş o insanların da tabii ki davet edilmiş. Oralara bile ben daha onlar tarafından davet edildim. Hizmet hareketi tarafından değil. Ve ben bugün bu hareketin sanki en öndeki yaratıcısı gibi bir muamele görüyorum. İsmim söylenmiyor, Korku İmparatorluğu'nun bir parçası oluyorum. Ben bunun kurucusu değilim ki. Ben herkesin gördüğü, devletin onayladığı, yapılmış olan güzel şeylerin, herkesin, hepiniz oradaydınız. Muhalefetten, gazeteci, iktidardan, gazeteci, hepiniz oradaydınız. Ben sadece o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Arka planda olan suç işlemiş birileri varsa onun cezasını onlar çeker. Benim babam değil, benim ailem değil, benim futboldan kazanıp, dünyanın her yerinden kazanıp, ülkeme yatırdığım, başka bir yere değil, bakın ülkeme yatırdığım şeylerin bugünkü durumuna baktığınızda, başka bir şey daha söyleyeyim. Ben milletvekili oldum bu partiden. Muhalefetle iktidarın bugün beraber hareket ettiğini herkes görüyor. Evet. Arka planda. Hakan Bey şöyle Ben bu konuya söyleyeyim gel. hemen. Buyurun. Ben mal varlığımın beyanını yaparken milletvekili olurken neyim varsa onu beyan etmişim. Belgeli bir şekilde, tapulu bir şekilde.
O zaman suç olmayan bir şeyin, aynen bugün kayyum atanan Kürt belediyeleri gibi, Kürt kardeşlerimizin özgür iradesiyle seçtiği belediyeler gibi, bu insanlar seçime girmek için gerekli işlemleri görüp bütün o güvenlik tedbirlerinden geçip seçime girmişler. Bugün hapiste yatıyorlar. Sen nasıl bir devletsin ki buna müsaade edip müsaade ettikten sonra oradaki iradeye el koyuyorsun ve toplum buna bir şey diyemiyor. Şimdi bakın, bu benim için önemli değil. Bin tane Hakan Şükür feda olsun. Ama ülke için çok şey. Ülkenin uluslararası alanda sıkıştırılması, bu itibarını kaybetmesi, ekonominin bu durumu, buralara vuran insanların yaşadığı bu sıkıntılar. Hakan Şükür kim ki yani bunları yaşayacak edecek falan. Ama bu bir sebep. 17-25 Aralık'ta konuşuyoruz. Biraz sonra konuşuruz vaktimiz olursa. Tablo böyle olunca, tablo böyle anlatılacak çok şey var. Değirmende ağartmıyor insanlar sakallarını. Bu her tel, her tel ahirette birilerinden hesap soracak. Benim çoluğumun, çocuğumun, ben çoğu zaman okullarını dondurdum burada. Ekonomik ve kapitalist bir ülkede yaşamanın bedelleri belki bunlar. Şimdi olabilir, ben her şeyime ekstra bir şey istemem. Her şeyime ulaşabilmek için iki kelime söyleyebilirdim ben. İki kelime. Ben de tam bu konuya Evet, siz geleceğim. haklısınız diyebilirdim yani. Müsaade ederseniz ben de tam bu konuya geleceğim. Dediniz ki o dönemde Türkçe olimpiyatlarında yer kapmak için, protokolde yer almak için herkes birbiriyle yarışıyordu. Herkes oradaydı. Sizden ne istediler de o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiri var ya, sizden ne istediler de onu vermediniz diye soracaktım. Yani siz bunların hangi teklifini kabul etmediniz de sizin gibi yani dünyaca ünlü bir futbolcuyu Türkiye'de o ismini silmeye çalışıyorlar. Sabahlara kadar anlatılacak özel anılarım var, sabahlara kadar. Yani böyle bir program konusu değil. Yani insanlara kapasitesini zorlamak istemem. Asıl anlaması gereken insanlara. Yani bizi izleyen, bizim gibi düşünen, evet bunlar böyle böyle diyen çok insan var. Ama onlar bugün Türkiye'nin bu değişiminde etki sahibi değiller. Etki sahibi olanlara, anlamayanlara, anlamak artık anlamak istemiyorlar. Her şeyi görseler de geri dönüşleri yok o kitlelerin. Ve o kitleler bir şekilde gemilerini yürütüyorlar bu düzende. Bu açıdan anlamak istemiyorlar birçoğu. Selebriti kişileri konuşuyorlar. Hakan Şükür'e ne verdiler? Hakan Şükür kimseden bir şey istemez. Gidip bir ihale istemez. Benim şu işimi çözün demez. Hiçbir zamanda demedi. Eşeğini sağlam kazığa bağladın mı dedi Recep Tayyip Erdoğan çok defa bana. Bugün anlıyorum ki beni belki bir şeye bulaştırmak istedi ki oradan ayrılamayayım. İhtiyacım yoktu ki, Allah bana her şeyi nasip etmiş. Başarı anlamında, bu başarı karşılığında maddi anlamda profesyonel futbolculuk yapmışım Ne yıllarca. yapmanız gerekiyordu Terörden acaba? kazandı demek ne demek? Cumhurbaşkanı Hangi Erdoğan namussuz söyleyebilir? Herhangi bir savcıdan veya o savcıya talimat veren ülke yönetiminden bahsediyorum. MASAK raporları var benim elimde. Bugünün rejiminin MASAK raporları. Nasıl kazandığı belli olan, paraları olan bir Hakan Şükür. İfade vereyim, yok. Mahkeme açılsın. Taksim'de yargılanayım dedim. Avukat da istemiyorum. Söyleyeceğim şeyler, onların suç olarak kabul ettiği şeyler ifadeye girecek diye mi istemiyorlar? Hadi Amerika'dayım. Hani burada bakanlıklar nezdinde buraya birini göndersinler. Şimdi ne verdiler? Nabi Avcı, Nihat Zeybekçi. Aklıma gelmiyor. Bir sürü insan. Benim sesim geliyor mu şu anda, yoksa yayından mı koptuk? Evet duyuyorum ben sizi. Geliyor değil mi? Buyurun. Evet. Tamam. Şimdi 16 Aralık'ta ben istifa ettim. Ben Hakan Bey şöyle yapalım mı? Şimdi şu Fatih Terim fonu mevzusunu bitirelim. Ancak biraz önce dediniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan eşeğini sağlam kazığa bağladın mı ifadelerini kullanıyordu bana çok defa. Evet. Bugünden baktığınızda eşeğinizi sağlam kazığa bağlasanız ne yapmanız gerekiyordu? Bu konuyla ilgili bir fikriniz var mı? Yani ne demek istemiş olabilir size? Yani ben ne demek istediği konusunda bugüne bakarak daha net karar verebilirsiniz. Yani kimlerin nasıl beslendiği, iki kelimeyle ne ihaleler aldığı,
mafyanın uyuşturucu tacirlerinin bu kadar rahat kol gezdiği, vatandaşlık aldığı bir ülkede bu kadar pisliğin, bu kadar güvensiz bir ortamın içerisinde Hakan Şükür'e söylenenlere bakın. Eğer ben böyle bir şeyin içerisine girmiş olsaydım, Allah korusun, insan nefsidir. Ama Allah beni yıllarca doyurmuş. Bu kadar güzel imkanlar vermiş. İnsanlar diyor ki ya bunları yaşamak işte ne gerek vardı, sen de işte sessiz kalsaydın burada falan. Bunun ülkeye ne gibi bir faydası olabilir? Bu sessiz kalışın, birçok arkadaşım sessiz kaldı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani devletin malı deniz, yemeyen keriz. Devleti ele geçirmiş bir mafya sisteminin her tarafta binlerce haber çıkıyor. Bununla ilgili kimseye soruşturma açılmıyor. İnsanlara 3-5 kuruş maaş yapacağız. İşte seçim öncesi o maaşı nasıl yaparız falan diye düşünüldüğü bir dönemdeyiz. Askeri ücret bilmem ne falan. Şimdi düşünün. Takımları ele geçirmiş futbol takımlarını biz rejimden bahsediyoruz. Mafyayla, bahis şirketleriyle, uyuşturucu patronlarıyla her gün hani kendilerini muhalif diye dokunması gerektikleri alanları o da sahiplerini değiştirmek için yapıyorlar onu. Hani orayı düzeltmek için değil. Hani bir mafya bir müddet taşısın, arkasından bir başka mafyaya verelim. Aynen İçişleri Bakanı değişikliği gibi. Operasyonlara şimdi başladı. Gidiyor torbacıyı yakalıyorlar. Öteki tarafta bir uyuşturucu bilmem neyini yakaladık falan. Şimdi yenisi geliyor. Böyle bir ülkeye yenisi nasıl gelmesin? Sınırlar kevgir gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani ben bir sürü şey seyrediyorum, dinliyorum, takip ediyorum ama kendi yaşadıklarım üzerinden bir şeyler anlatmak lazım. Yani bu ortam, bu toplum arka planda yaşananları görme şansı olmayan, görse de artık geri dönemeyecek bir noktaya gelmiş. Yani ben şundan korkuyorum. Deprem uzmanları söylüyor, başka şeyler söylüyor. İşte inancımız gereği de biraz baktığımızda olaylara, bir şeyin çözümünü insanlar yapmayınca o insanların bir yaratıcısı var yani. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar pislik, bu kaldırmaz yani. Şimdi ben bu açıdan da ülkemi düşünüyorum. Öz itibarıyla bana ne vereceklerdi? Ya şimdi beni arıyor mesela bir arkadaşım Rıdvan Dilmen arıyor beni. Daha önce de söyledim bir yayında. Söylemem de hani bundan birkaç sene önce. Ya oğlum manyak mısın sen? İki kelime söylesene, alsana her şeyini. Şunlara bir terör örgütü desene. Ya abi diyorum ben savcı mıyım? Ben hakim miyim? Ben kimin terör örgütü olup olmadığını ben mi bileceğim? Ben tanıdığım insanlara kefil olabilirim. Emin olduğum. Ya babamın bile ben arka planda ne yaptığını bilemem ki yani. Ben bunu söylediğimde toplum bunu böyle, şimdi kişiler üzerinden söyleneni kabul ettirildiği bir sistem kurmuşlar. Onu da büyük bir güçle, devletin gücüyle, ellerine aldıkları bu güçle, askerle, polisle, savcıyla neyse yani. Bununla size söyleterek birilerini suçlu ilan etmeye çalışıyorlar. Rıdvan abi dedim ya sana dedim şeytan diyorlar yani. Senin yani akıllı olman lazım. Benim babamın ne günahı var dedim mi? Tanıyorsun, Fenerbahçelisin, babam da Fenerli. Adamı dedim hapse attılar. Yanlarında da o ağababaları var. Konuşma esnasında bunun farkındayım ben. Bana böyle söylüyor. Oğlum sen iki kelime söylesen kendi işine bak. Paranı al paranı. Bakın kendi alın terimle kazandığım şeyi iki kelime sonucunda verecekler. Ben birilerine bunlar böyle böyle diyeceğim. Ve aynen o Alparslan Kuytul muydu? Ben bunları söyleyecek kadar şerefsiz miyim dedi ya adam. Arkasından çekmediği kalmadı. Bunu kimlere denemişlerdir? Kimisine tuttu, kimisine tutmadı, kimisi döndü, kimisi dönmedi, kimisi yurt dışında. Büyük sıkıntı. Sadece ben değilim yani. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Benim gibi düşünen, benim inandığım şeylere inanan, benim siyasi partimden ne olursa olsun benim siyasi partim yok da. Benim onlara karşı sorumluluğum yok. Benim gibi düşünmeyenlere karşı sorumluluğum var. Peygamber hayatını okuyan, o sorumluluğu bilen, sosyal adaleti bilen, herkese eşit devlet, herkese eşit olmalı. Devletin dini adalettir. Hazreti Ali'nin sözünden yola çıkarak. Benim o insanlara duyduğum bir sorumluluk var. Kendi kitlelerime, benim gibi düşünenlere değil. Ben bunu söylesem, bu süreç bir müddet daha idare eder.
Ben kendimi yerim, içim içimi yer, vicdanım ezilir. Bir sürü arkadaşım da var, tanıdığım, bildiğim. Şu anda da bunlara çok üzülenler de var öteki cenahtan. Şimdi bunları söylemek çok kolay. Ben niye çekeyim ki bu sıkıntıyı? Aptal mıyım demiyorum ben. Ben ülkem için, ülkemin insanı için, bu ülkenin güzel yarınları için, bu ülkenin Türkçesi için, şimdi yabancı tabir alalım. Olsun, yabancı işte mecliste tartışılıyor. Adam Kürtçe orada bir şey söyledi diye biri terk ediyor falan. Bunun topluma ne gibi bir faydası olabilir? Orada milletvekillerinin ne yaptığını, nasıl bir faydası olduklarını veya olmadıklarını insanlar görmüyor mu? Kime ne faydanız var? Popülist yaklaşımlardan, kavga ettirmekten, ayrıştırmaktan başka ne yapıyorsunuz? Artık olay bu noktaya gelmiş. Şirketim gibi yöneteceğim dediği şeyi şirketini bile böyle yönetilemeyeceği bir ortama getirmişler Türkiye'yi. Herkes şimdi paylaşan artmış. Eskiden birileri çalıp çırpıyormuş, arka planda ortaya çıkınca bunlar birileri vasıtasıyla. Öteki tarafın ya bunun peşinde gitmesi gerekirken, ulan bunlar yiyormuş, biz de bunlarla beraber yiyelim dediler artık. Bu sefer paylaşım artınca kavga buradan çıkacak herhalde. Nitekim İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı yer değiştirme operasyonlarını bu şekilde okumak lazım. Neden? Onun adamı, bunun adamı. Onlar bu kadar götürmüş, bunları sokmuş, uyuşturucuyu sokmuş. Şimdi biz el koyalım, bizim adamlarımızı koyalım oralara, onlar götürsün. Başka bir izah yok ki bu. Devlet mekanizmaları içerisinde temiz kalan insan, yani temizliğini muhafaza edebilen insan sayısı çok az oluyor bu zaman. Çünkü siz diyorsunuz ki bulaştırıyorlar mecburen, o sistem o ayakta durması için Tabii. suça karışmayan, suça bulaşmayanlar da bulaştırıyorlar diyorsunuz. Benim anlattığım hikaye üzerinden şöyle okuyun. Yani muhalefetin akrabası, eşi, dostu, annesi, babası, çevresi veya kendi bulaşmışlığı olmama şansı var mı? Ekrem İmamoğlu'nun belediye seçimlerinden önce söyleyip bütün yolsuzlukları açıklayacağım deyip ondan sonra zerre bir kelime etmemesini nasıl izah edebilirsiniz? Kendi bagajları dolu olan insanlar yargının kimin elinde olduğunu artık onlara da gerek yok. Öyle bir delile de ihtiyaçları yok ama bu kadar net, açık bir şekilde medya elinde, her şey elinde. Bugün bir muhalif kanal nasıl kurulabiliyor ya? Mevcut iktidara muhalif kanal kuruluyor. Nasıl kurabiliyorsunuz bunu? Onlara laf söyleyeceksiniz, onların istediği alanda söyleyeceksiniz, onların gösterdiği yönde ifade edeceksiniz, kanal kuracaksınız. Dünyaya demokrasi varmış gibi gösterilme biçimi olarak kurulan kanal. Herkesin beslendiği sponsorlarını, reklamlarını nereden bulacak? Bu kanala reklam verenleri hapse atarlar. Önceden de böyle miydi? Yani. Şunu merak Nasıl? ettim. Aslında bitirmek istediğim bir konu var ama şunu merak ettim. Fatih Terim fonu mevzusunu da son tahmini sorup bu konulara geleceğim de. Sizin oynadığınız dönemde, kaptanlığını yaptığınız dönemde bu kirli ilişkiler var mıydı? Sonradan böyle hani bu süreçlerden sonra mı artık böyle toptan bir suça karışmış insanlar bütünü doğdu. Öncesinde böyle miydi? Şöyle söyleyeyim, kulüpler öncesinde, o zaman çok iyi hatırlıyorum, Kemal Unakıtan vardı, Maliye Bakanı. Çok öncelerden bahsediyorum tabii. Meclise bütün spor dünyasının aktörlerini, yönetici, hakem, futbolcu, onları çağırıp o zamanlar yasa düzenlemesi için bir şey söylüyorlardı. Bana fikrimi sorduklarında işte bu menajerlik sisteminin, kulüp yöneticilerinin, arka planda dönen dolaplarının, mukabelede gösterilen ücretlerin çok düşük olduğu ama arka planda tefeciden getirilen paraların, mesela hani vergiden kaçırmak için dünyanın her yerinde böyledir ama devlet bunları denetlemek de mükelleftir. Şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim. Öyledir. Bunu çok net gözümle gördüm. Bugün ve geçmişte mukayeseyle söyleyeceğim. Bugünün dünyasında her şeyin dijital veri haline geldiği dünyada bir şey kaçırmak mümkün değil. Ama bu kadar verginin kaçırıldığını, vergilerin affedildiğini, kendi yakınlarına böyle olduğunu ama millete yüklenildiğini gördüğümüz bir dönemdir. Bunları anlatmak şart oldu. Şimdi eskiden yabancı oyuncular, Romanya'dan oyuncular gelirdi bize. Fenerbahçe'ye başka, Beşiktaş'a başka takımdan oyuncular gelirdi. Sözleşmeler mukabeleye farklı yansıtılırdı. Ama arka planda
elden veya başka usullerle paralar ödenirdi. Neden? Kulüplerin borcu var. O borçları ödeme noktasında kaydın içine sokarlarsa borca gidecek veya üstünde işte ipotek var, bir şey var. Oyunculara parayı tefeciden alıp böyle borçlanmalarla kulüplerin bu borçları sağlandı. Bunlara müsaade edildi. 21 senedir yöneten bir iktidar bunları görüp buna müdahale etmedi. Neden? Çünkü siyaseten toplumun böyle daldığı, ona baktığında her şeyi unuttuğu bir alan vardır diktatöryel rejimlerin içerisinde. Franco'da bunu görürsünüz. Salazar'da bunu görürsünüz. İşte dünyanın her yerinde bu kitleleri ele geçirebilmenin yolu futbol alanıdır. Ben bunu söyledim. Fado Fiesta Futbol diye bir yayın çektim kendi kanalımda. Geçmişte okuduğum, tarihte okuduğum, iş buraya gidiyor dediğim, yıllar önceden bahsediyorum. Buraya gidiyor dediğim bir şey. Şimdi bir olayın açığını görürsünüz. Kamu yararınadır o. Ama sizin için kamu yararı önemli değildir. Benim cebim, benim çevrem önemlidir. Ben güçlü olayım, ben kazanayım. Parayla satın alabileceğim insanlar var zaten. Ekonomiyi çökerttiğimde iki kelimeyle ne var canım? Yani iki kelime söylerim veya şu işi yaparım. Nasıl olsa bana kimse dokunamaz. Peyderpey buraya nasıl geldi? Bugün Bankalar Birliği anlaşması var. O zamandan bu müsaade edilen, bu ilişkilere müsaade edildi. Özerk mi futbol bugün? Değil. Neden müsaade edildi? Bu sıkıştırılmışlıkları kullanmak için. Bu kaçakçılıklar belli bir müddet sonra devletsel, mafyasal hale geldi. Tabii bu arada değişik dünya düzeninde bahis şirketleri çıktı. Bahis şirketleri patronları Kıbrıs'ta, Yunanistan'da takımlar satın aldılar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir pasta var. Milyarlarca dolar para. Futbol sadece oyunculara ödenen paralar üzerinden dönen bir sektör değil. Bonservisler var. Onun dışında bahis şirketleri var. Kaçak veya legal. Şimdi böyle bir ortamda bu sistemi Yıldırım Demirören'le veya başka bir şekilde isimler kullanarak, kasalar kullanarak ele geçirmek, medyasını ele geçirmek ve bu sıkışmışlıkları kullanarak o insanları bir şeyin içerisine ortak ederek taraftar liderlerini parayla satın alarak şimdi bütün her şeyin ele geçirildiği bir sistemde bizlere de cambaza bak diye futbol seyrettirerek, bunları yorumlatarak, bu tartışmalar nezdinde biz bunları tartışırken arka planda başka şeyler götürerek, gündem değiştirerek dünyayı veya Türkiye'yi idare etmek kendi çıkarınız içindir. O topluma yarayan bir şey değildir. Ya bana siyaset konuşma ya işte futbol konuş bana diyorlar. Ya ben futbol konuşayım. Ama futbol satılmış bir durumda. Ele geçirilmiş bir durumda. Federasyon başkanının haline bakın. İşte gazeteciler anlatıyor. O Faruk Koca, Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi. İran ajanı olduğu iddia ediliyor. O dosyasının kapatıldığını söyleniyor. Emre Belezoğlu gibi bir adam, Türkiye'nin en önemli oyuncusu, dünyanın gördüğü bir ortamda bu adamı savunuyor. Emre Belezoğlu bunu isteyerek mi yapıyor? Beden diline bir bakın Allah aşkına. Mecburiyetinden yapıyor. Dosyası kapatıldı adamın. Aynı dosyada onun evinde olan arkadaşlar hapis yatıyor. Emre Belezoğlu suç işlemiş söylemiyorum. Emre Belezoğlu'nun hayatında yaptığı en temiz iştir belki peygamberi konuşmak. Evinde böyle bir sohbet yapmak. En temiz iştir. Ama o temiz işi yapan arkadaşları hapiste yatarken Emre Belezoğlu kontenjanından yırtanlar var, gücü olmayıp yırtamayanlar var. Bunu ben Emre Belezoğlu'yu Emre diyorum. Belözoğlu'nun evinde sohbete katılıp hapse yatanlar kimler? Var mı? Ya isimlerini söylemek istemiyorum. O arkadaşları Ama zaten Emre'nin de bir dosyaya dosyası vardı ve kapatıldı mı diyorsunuz? ya açılmaması gereken bir şey bu. Hani benim konumu alın Emre'ye uyarlayın. Ötekine uyarlayın. Bunlar hani bu minvalde bu konular nispetinde belki de Türkiye'nin en temiz insanları. Bu minvalde söylüyorum. Ama belli bir süre sonra Türkiye'de yaşamanın, belli imkanlara kavuşmanın veya yargıda işte emniyette bir şeyleri çözebilmenin yolunu dolaylı olarak insanlara böyle çizdiler.
İnsanlar Türkiye'de yaşayabilmek için bunları yapmak zorunda. Hakan Şükür'ün ismini anmamak zorunda. Onların en fazla rahatlayacağı şey ne biliyor musunuz? Hakan Şükür'ün iki kelime söyleyip onlar gibi olup Türkiye'ye dönmesi. Hala size Şimdi teklifler bunun geliyor mu? Rıdvan Dilmen aradı dediniz. diyorlar ki ya ben futbolun içinde. Benim arkadaşlarım Okan Buruk, Emre Belözoğlu tabii bir şey olduğu için söylemiyorum. Onların bu sistem içerisinde bu sistemden gelen paraların nasıl nereden geldiğini bilmeyecek hiç futbol kulüplerinin bir üretim yaptığını gördünüz mü siz? Ne üretiyorlar, nasıl harcıyorlar bu paraları? Zengin iş adamları sırf devletin işte uyutmak için, futbol üzerinden uyutmak için verdiği sponsorlar. Bakın çok büyük bir çöküş bekliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalmadı. Bununla ilgili yayınlar çekeceğim, hazırlıklar yapıyorum. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç sayesinde ayakta kalıyor. Sponsorluk sayesinde ayakta kalıyor. Neden? Çünkü onların da yargıda bir şike dosyaları var. Bunu kimin ne hale getirdiği ortada, konuşamıyorlar. Ara sıra Anıtkabir'i ziyarete gidiyorlar muhalifmiş gibi gözükmek için. Ya böyle bir bölünme, böyle bir ahlaki çürümenin olduğu yerde nasıl bir bereket olabilir yani? Futbol tarihte hiç görülmediği kadar saray güdümüne girmiş, saraydan ziyade sarayı da yöneten o mafya güdümüne girmiş, bahis şirketlerinin güdümüne girmiş. Belki büyük takımlarda bunu çok büyük oranda göremezsiniz. Ama alt tarafların çürümüşlüğünü, ya Eyüpspor diye bir kulüp var ya, çok başarılı Arda Turan, çok da severim. Onunla da ilgili çok anım var ama onu söylemeyeceğim bu yayında. Eyüpspor'u çalıştırıyor. Geliri nereden olabilir Eyüpspor'un bu kadar büyük paralar verdiği oyuncular? Çok iyi gidiyor Arda Turan. Helal olsun, başarılı olsun, çok başarılı olsun. Sizce Bu nereden? kadar büyük para yine buluyor Eyüpspor. Tuzla Spor'u anlatanlar var. Nereden buluyor? Ya bana birisi söylesin. Başkanını da tanırım. Murat. Ya bana bunun izahını yapın. Başakşehir bir dönemdi. Truva çok böyle göz önüne battığı için hala aynıdır da böyle devam ediyor. Göksel Gümüşdağ vardı bir ara. Emre'nin kankası. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Ama sizin anlattıklarınızın Türkiye'de, dünyada örneği görülmemiştir. Anlatılanların işleme döndüğü bir şey gördünüz mü siz? Bana diyorlar ki ya ne biliyorsan anlat. Perde arkası birçok şey anlatırım. Ama perde arkası bile olsa benim öyle bir yaşamım oldu ki hem Allah'a çok şükür kendi mesleğimden dünyanın her yerinden kazanıp ülkeme yatırdığım için ihtiyacım olmadı. Bir de o tarafı var. Güzel tarafı bu. Allah demek ki böyle hazırlamış. İnançlı bir insanım çok şükür. Ahlaklı olduğumu düşünüyorum. Ve insanların benim yanıma gelirken bana söylemeye çekindiği şeylerin bugün birçok arkadaşında yaşandığını görüyorum. Şunu söyleyeceksin, bunu konuşacaksın, işte Faruk Koca'yı savunacaksın, iki kelime söyle, şu olayı bir sakinleştirelim. Ya bu insanlar böyle kullanılabilecek değerler mi ya? Emre Belezoğlu'na şok oldum yani. Sinir harbinden, içinden gelen değil, birilerinin söylettiği belli olan bir tavrı ben bilirim. Benim elimde büyüdü ya, benim evimde büyüdü. Biz İtalya'da aynı evde benim eşim baktı bunlara, Okan'la ikisine. Ev bulamadılar aylarca. Bizde kaldılar. Benim küçük kızımla beraber aynı evde beraber yaşadık biz bunlarla. Yani beni abisi, canım, kardeşim diye seven insanlar. Beni çok iyi bilenler. İnsanın evidir değil mi yani? Ne yaşıyorsa ailesidir. Biz beraber yaşamışız. Fatih Terim benim eşimi istemiş. Ben böyle bir samimiyetteyim. Eşimi ailesinden Fatih Terim'e istetmişim ben. Bu mu sizin vefanız? Kazandığınız tarafa, bakın kazandığınız tarafa size zarar gelmeyecek tarafa oynamak mı sizin vefanız? Herkes bunu biliyor. Herkes kimin nereden halk önüne ne veriliyorsa mecbur yani. İsterse yapmasın. Silivri soğuktur. Öyle diyorlar. Silivri'de yatanlar var 17-25 haftalığında. Türkiye'de konuşuluyor mu 17-25? Evet. Mahmut Danal neredesin? Lütfi Türkkan neredesin? Hapishane ziyaretlerine gelenler, Sezgin Tanrıkulu, kitap yazan Ali Özgündüz. Bütün dosyaları komisyonlarda inceleyip Kemal Kılıçdaroğlu neredesin? Grup toplantılarında söylüyorsun. Çoluğuyla çocuğuyla hapiste insanlar. Mecliste konuştunuz. Galatasaray Sparta Prag'la eşleşti.
Pırağın elçisi kim? Egemen Bağış. İlk ziyareti ona yapacak Galatasaray. Sonra Hakan Şükür'ün resimlerini kaldıracak. Galatasaray kulübü yapmaz. Taraftarı, o kitleler yapmaz onu. O gün yönetenler politbüro ekipleri tarafından kulübün içerisine yerleştirilmiş, her şeyden haberleri olan, ona göre dizayn edilen, Galatasaray kongre üyelerinin el kaldırıp Hakan Şükür üyelikten atılmasın dendiğinde televizyon ekranlarından hukuka bakar mısınız? Ülkenin cumhurbaşkanı, üzerinde gizlilik kararı olan dosya, benim bile bilmediğim, kimseye gösterilmeyen, bakın bu kadar cehalet var. Hırsızlıkla kurulmuş havuz medyasından Türk bayrağı önünde akladıkları Reza Zarrab'ın oturduğu sandalyeden Galatasaray Kulübü Başkanı'na talimat verdi, onu üyelikten atacaksınız dedi. Birkaç sene önce kendi partisine gelmek için yalvardığı insan, mal varlığını beyan ettiği insan için. İntikam duygusuyla yapılan şeyler bunlar. Üyelikten atacaksın dediler, bir bahane uydurdular, üyelikten attılar. Hani demokrasi, hani el kaldırma indirme, üyelere helal olsun. Şimdi böyle bir sistemin olduğunu Hakan Şükür üzerinden görmeleri için toplumun daha ne yaşaması lazım? Bakın Hakan Şükür üzerinden diyorum. Muhalefet partileri. Göktuğ Altuğ demiş ki, izleyiciler de yorumlara sorular yapıyorlar. Yalnız ben sizi kesemiyorum çünkü her böyle habercilik gözüyle bakıyorum. Her söylediğiniz ayrı bir başlık, her söylediğiniz ayrı bir manşet. Çok kesmemeye çalışıyorum. Şu sorunun cevabını alacağım ben ama programın sonuna kadar. Fatih Terim fonunda Fatih Terim'e bir şey olacak mı tahmininiz? Ayrıca Mehmet Ağar'la Fatih Terim arasındaki ilişkiyi soracağım. Bunu biraz sonraya bırakıyorum. 17-25 Aralık'ın 10. yıl dönümü. Biraz önce o konuya girdiniz, o konuyla devam edeceğiz ama izleyici yorumlarından demiş ki Yusuf Aslantaş, sevgili Hakan Şükür, şuna emin ol ki şu an Türkiye'de olup da korkudan ağzını açamayanlar duruşundan dolayı seni kıskanıyorlar. Adım kadar eminim buna. Rabbim sağlık, afiyet versin. Azerbaycan'dan selamlar, hoş gördük sizleri demişler. Kral, sence bu toptan batmış düzen yasal hiçbir zeminde değişmez mi? Göktuğ Aktuğ da demiş ki, hepiniz suçlusunuz, bu canavarı hepiniz yarattınız. Gerçekten şu anki manzaracısını çizdiğiniz rejime katkıda bulundunuz mu siz? Hani siz beraber yarattınız falan diyor. Yani milletvekili de yaptınız. 17-25'e birazdan geleceğim yani ama. Bu mahallecilik anlayışının getirdiği bir şey. Yani geçmişten beri muhalif olduğunuz ama bürokrasinin ve sistemin kafasında ne olursa olsun doğru şeylere ittiği bir dönem yaşadık. Yani istifa edene kadar ben, ondan önceki süreçte Türkiye belki de tarihinin en iyi dönemlerini yaşadığını bugün Ali Babacan ve o dönemin bütün aktörleri söylüyor. Hem ekonomik hem anayasada bazı değişen maddeler, bütün bunlarla beraber dünyaya entegre konusunda, yani insan hakları, hukuk, bunların düzelme eğilimine girdiği yıllar, benim içinde olduğum istifa etmeden önceki dönemler. Ama kör gözünüzle, muhalif duygunuzla birilerinin bunları yapıyor olması, tabii bürokrasinin o zaman denetleyici bir durumu vardı. Bütün o yasama, yürütme, yargı gibi erklerin birbirinden bağımsız olduğu bir dönemdi. En azından geçmişe nazaran çok daha iyi olduğu bir dönemdi. Haliyle siyasi gözle bakarsanız, ait olduğunuz parti gözüyle bakarsanız, o zaman bugün de bugünkü muhalefete bakış açınızı da değiştirmeniz lazım. Yani onların ipiyle kuyuya inen, dokunulması gereken yere dokunmayan, yani bir seçmenseniz bu canavarı beraber yarattığınız dediğiniz canavar, belki de bu insanlar işin içerisindeyken daha denetimli, daha düzgün olmayı onları iten bir sistem vardı. Arkasından bunları yok ettikten sonra muhalefetle beraber meydan boş oldu ve hep beraber götürüyorlar çizgisine kavuştu. Evet, katkımız oldu mu? Sevmiyor muyduk? Görüntü itibariyle dışarıdan gördüğünüzle içeri girdikten sonra gördüğünüz arasındaki farkı anlatabilecek en iyi kişilerden biri benim. Öyle mi? Yani perde arkasında bir devlet başkanıyla, yabancı bir devlet başkanıyla ne konuştuğunu bilmiyoruz. Esip gürlüyorlar. Ama
Öyle değil mi? Yani perde arkasında başka bir şey konuşuyor. Geliyor, esiyor, gürlüyor. Bir bakıyorsunuz işin sonunda İsveç NATO üyesi oluyor. Bir bakıyorsunuz başka bir Rahip Branson teslim ediliyor. Bir bakıyorsunuz başka bir şey. Bunu dışarıdan, geçmişte bunu görme şansınız yok. Buna çanak tuttuğunuz, istemeden de olsa buna katkı sağladığınız gerçeği varken buna yok demek doğru değil. Sevmediğimiz insanlar değildi ama kendi ahlaki kriterlerimiz çerçevesinde uyumlu olduğu sürece sevebilirsiniz. Benim dinim, benim değerlerim, sosyal adaletin sadece kendin gibi düşünenlere bu adaletin uygulanmasını emretmiyor diye hareket edersiniz. Sonra bir bakarsınız ki hepsi beraber olmuş, bunları düşünenler tukaka edilmiş. Türkiye'nin hali de bu. Ben bu canavarı beraber yarattığınız cümle hep beraber muhalefetiyle herkesin yarattığını düşünüyorum. Biz bundan sonra nasıl bunun içinden çıkarız? Bunun hesabını yapmalıyız. Hukuk da bunun için olmalı zaten. Adalet mekanizması da bunun için işlemeli. Evet. Şuraya geleceğim. 16 17-25'in 10. yıl dönümü dedik. O soruşturmayı yürüten polisler hapiste. 10 yıldır hapiste. 16 Aralık 2013'te partiden istifa ettiniz. Bağımsız devam ettiniz. Buna yönelik tartışmalar da var. Hani sizin o operasyonları bildiğinize yönelik ifadeler var. 16 Aralık 2013'te istifa ettiniz. 17 Aralık'ta operasyonlar oldu. İşte o yolsuzluk bakan çocukları gözaltına alındı. Sonrasında bunu kapattılar. Biliyor muydunuz o operasyonu? Şöyle bununla ilgili ben bir yayın çekmiştim. Zaten YouTube kanalımda var. Açıp bakabilirler hakkımdaki iddialara cevap veriyorum diye. Çok kısaca anlatmaya çalışayım. Çok detaylı bir istifa hikayesi. Biliyorsunuz dershane konusu açılmıştı. Anayasaya aykırılıklarla dolu. Anayasayı daha o zamandan çiğnemeye başladıkları ki Sayın Muharrem İnce'nin de böyle bir videosu var. Onu yeri geldiğinde yayınlayabiliriz sosyal medya hesaplarımızdan. O zaman buna anayasal olarak anayasa profesörlerinin itiraz ettiği böyle bir şey yapamazsınız, bu keyfilik olur, anayasaya aykırılık içeren şeyler falan diye. Ben de anayasaya yemin etmiş bir milletvekili olarak birçok milletvekilinin bunu veya bakanın bunu eğirip başka yerlere götürmeye çalışmasına rağmen bununla ilgili konuşmalar yapmıştım o dönem. Sosyal medyada paylaşımlar yapmıştım. Bunu yapamazsınız diye bunu cemaati savunduğum algısıyla anlatmaya çalıştılar. Yani hemen sizi bir tarafa koyuyorlar. Aslında böyle değildi. Bugüne de baktığımızda anayasaya aykırılıklarla dolu. Nitekim kapanmadı. O günlük kullanılan bir argüman olarak. Yani hatta ve hatta hiç unutmuyorum. Fethullah Gülen o zaman bir açıklama yapmıştı. Şöyle bir açıklama. Demiştik ki yani bunları niye kapatıyorsunuz? Alın bunları devletin bünyesine verelim. Bunları devlet işletsin. Yani bunları yani halktan neden bu şeyi alıyorsunuz? Kapanmasına ne gerek var? Ama bazılarının niyeti okutmak ki Taner Yıldız'ın söylediği gibi cahil insan yetiştirmek lazım. Siyasetin içerisine bu tip insanlar sokması, toplumun böyle olması lazım diye açıklamaları oldu. Bülent Arınç'ın da ifadesi 2 gün konuşulur unutulur geçer biz işimize bakalım paramızı alalım gibi ifadeleri vardı. Yani siyasetin böyle bir tablo istediği bir ortamda siz kalkıp okul veya dershane açamazsınız. Bu rejimin devamı için başka şeyler yapmanız gereken şekliyle olduğu çok net aşikar. Ama o güne dönecek olursak dershaneleri alın siz işletin dedi yani. Hani burada istediğiniz gibi ama dershane olarak kalsın veya okul olarak kalsın bunlar. Bir insanın gidip orada kara para aklayacağı depo olarak kullanacağı veya işte başka bir birim işte bugün Propaganda Bakanlığı denilen yeri Akın İpek'in yerlerinden falan alınanlara baktığınızda çok net gözükebilir. Toplumdan bunlar kaçırıldığı için biz söylemek zorunda kalıyoruz. Dershaneleri kapatmak bir kavga sebebi çıkarmak için kullanıldığı bugün net. Kapatılmadı. Muharrem İnce'nin de dershaneleri vardı. Belki kendi de canı yanacağı için anayasa üzerinden savundu Hizmet Hareketi'nin dershanelerini. Onu bilemem. Kalpleri Allah bilir. Herkesin böyle konuştuğu bir ortamda bizim söylediklerimiz suç oldu. Onlar mis gibi rejimin elinde, rejimin gücünde ki ben bunları çok duydum, yayınlarımda söyledim. Onlara çalıştıkları gün gibi aşikar, arka planda mallarına mal katıyorlar belki de. Öyle söyleniyor tırnak içerisinde. Bildiğim, duyduklarım var. Ama önemli değil. Bugün ne söyleseniz fark etmez. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Nabi Avcı, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yazan Milli Eğitim Bakanı. Yanıma defalarca geldi. Nihat Zeybekçi, aynı evi paylaştığımız Ankara'da bir dönem. Beni çok seven, benimle ailece görüşen, çoluğunu çocuğunu, hatta gelinini, eşim ve ben neredeyse oğlu Atilla'ya istedik. Bizim vasıtamızla tanıştığı bir gelini var. Allah mutlu etsin. Tabii
Uçtular gittiler belki de o bakan olabilmek için veya içinde bulunduğu için, himmet toplantılarına katıldığı için bana bunları kendileri anlatıyordu. Sonra daha fazla küfür etmek zorunda kaldı. Onların gelip benimle konuşmalarında ya Hakan ya bu konuya sen girmesen bırak herkes konuşuyor zaten. Bunlara sen girmesen sen bu tarafta kal dediği anları, meclisteki konuşmaları. Şimdi bütün bunları sabaha kadar anlatsanız bugün ortaya çıkan tabloda onun ne için yapılmak istediğini anlarsınız. Baktım ben tabii Aralık ayları biliyorsunuz bütçe aylarıdır. Yani 16 Aralık'ta istifa ettim bütçe aylarıdır. Bütçe görüşmeleri var. Osman aşkım bak işte bir sürü komisyonun başkanları var. O zaman meclis bünyesinde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ismi doping komisyonu. Kayıtlarda olan şeyleri anlatıyorum bakın. Belgeli, delilli herkesin görebileceği şeyleri. Osman Aşk'ın bu komisyonu, bugün Spor Bakanı, bu komisyonun Recep Tayyip Erdoğan'ın okutup, yurt dışında okutup getirip milletvekilliği yaptığı birini. O zaman komisyon başkanı oldu. Bana da iyi konuşabiliyorum. Sporun içerisinden geldiğim için doping, sporun konusu değil normalde. Olmaması gerekir ama bir dalı, bir parçası olmuş o dönemlerde. Böyle bir sorun var. Hidayet Türkoğlu'nun doping yaptığını kabul etmesi, Hasan Şaş'ın dopingten ceza alması, o dönemlere dair konuşmalar bunlar. Komisyon sözcülüğü görevini bana rica ettiler. Bununla ilgili mecliste de bir konuşmam var. Doping komisyon sözcüsü olarak komisyonun kararlarını anlatan. Ben haftalar önce orada kalmamam gerektiğini, orada dönen dolapları, dilim döndüğünce bir takıma da zarar vermeme duygusu futboldan oluştuğu için tabii arka planda ne geliştiğini tam anlamıyla bilemediğiniz günler. Ben haftalar önce istifamı vermek üzere hazırlanmışken bu sözcülük görevi geldi. Benden Hasan Şaş'ı komisyona çağırmamı istediler. Hidayet Türkoğlu arkadaşım komisyona çağırmamı istediler. Komisyondayız. Bütçe görüşmeleri var. Komisyon toplanıyor. Komisyonda birçok şey konuşuluyor. Ben kendi konuşmamı yapıyorum, anlatıyorum. Bu konuda doping yapmış geçmişte bu sıkıntıyı yaşamış oyuncuların listesi var. Bunların arasından tanıdığım bu iki arkadaşı telefonla komisyondan aradım. Hidayet Türkoğlu abi dedi bu konu beni çok yıprattı. Ben dedi bunu kabul ettim dedi cezasını aldım dedi NBA kariyerim bitti dedi falan filan. Onun için dedi ben dedi tekrar bununla yüzleşmek istemiyorum. Beni dedi affet. Hasan Şaş'ı aradım. O da takımdan arkadaşım Galatasaray'dan. Abi gelmem etmem ya tekrar aynı şeyler benim çok canımı sıkan şeyler ceza aldım. Rica ettim. Dedim ki bak burada ben senin doping yapmadığını çok iyi biliyorum. O da arkadaşının komisyonda kamuoyu önünde ben sana bunu anlatacağım. Ben kefilim sana. Ben bunu biliyorum. O hikayeyi burada da kısaca anlatırım. Buraya gelelim. Tamam dedi. Kabul ediyorum abi. Sen oradaysan. Sen yönlendireceksen. Geliyorum. Topluma, gençlere, selebriti biri üzerinden dopingin zararlarını, insan vücuduna zararlarını, eczacılar odası başkanları var. Herkes böyle bir şey konuşuyor. Burada bir selebriti kişi gelirse Hakan Şükür de orada kamuoyuna bunu iyi yayarız diye bir karar çıktı. Bu kamu yararına bir şey. Toplum, gençler, gençlik politikaları adına. Ondan sonra Hasan'a dedim ki ne zaman gelirsin? Bugün, yarın yaklaşık aralığın başları bu. Yani ben istifa etmeye karar vermişim ama komisyon sözcüsü olunca 16 Aralık'ta, 16 Aralık bakın komisyon kayıtlarında var bu. Hasan Şaş'la 16 Aralık'a sözleştik. Herkes şeyden, meclisten kaçmaya çalışıyor. Orada sıkılıyor herkes. Birileri konuşuyor falan. Komisyon toplantıları. Hatta şunu da söyleyeyim. Türk milleti şunu bilsin. Komisyonlar, yurt dışına ziyaret edenler, bilmem ne başkanlıkları falan yapanlar paralarımızı yiyorlar. Neden? Diyorlar ki biz komisyon kuralım, şununla ilgili komisyon kuralım. En iyi nerede uygulanıyor? Bu Japonya'da. Japonya'ya bir hafta tatile gidelim. Orada oranın konsolosluğundan, elçiliğinden bir adam tutalım. Bakın. Gitsin bizimle ilgili araştırmaları yapsın, bize bir dosya şey yapsın, biz de bir hafta tatilimizi yapalım, iPhone'larımızı alalım gelelim. Bu şekilde yönetilen bir ülke. Neyse komisyon sözcülüğü bana verdiler. Ben Hasan Şaş'ı 16 Aralık'a gün aldım. 16 Aralık'ta bu toplantıyı yapacağım kamu yararına. Bu benim sorumluluğum çünkü bunu önceden karar vermişiz. Arkasından süreçte 16 Aralık günü geldi. Hasan Şaş meclise geldi. Beraber hatta İstanbul'dan gittim. Ben aldım getirdim. Meclise geldi.
İnanılmaz eğlenceli, topluma faydalı olacak konuşmalar oldu. Ben Hasan Şaş'ın doping yapmadığını, bir doktor hatasına kurban gittiğini, bunun için 6 ay ceza aldığını, o dönemde asker olduğunu falan kamuoyuna anlattık. Toplantı bitti, istifam ettim. Cebimde gittim, ben istifamı yaptım. Benim istifamın çok önceden olması gereken veya buna karar verdiğim, hatta meclise gitmiyor, adam nasıl milletvekili falan diye söylentilerin olduğu dönem. Çünkü gittiğimde, meclise gittiğimde bu iki yüzlülerin, bu bir şeyi kapatmak isteyenlerin, işte lider baskısıyla konuşma yapanların, seni bir şeyden ikna etmeye, vazgeçirmeye çalışıp aynen az evvel söylediğimiz gibi ya iki kelime söyle bu iş bitsin falan dedikleri gibi. Çünkü beni şöyle gördüler. Kendi taraflarında olursam, Türkçe olimpiyatlarına davet edilmediğim dönemde uçağıyla beni Türkçe olimpiyatlarına getiren adam, bana o salona benimle beraber oraya girip siyaset üretmek isteyen adam, onun tarafında olursam ben bu tarafın suçlu olduğuna, ki ses kayıtları var biliyorsunuz, işte zaten bunlara gerekli şeyler yapılacak diye oğluna seslendirdiği, ondan sonra Temel Kotil'e, Zekeriya Öz'e oğlunu gönderdiği ses kayıtlarından bahsediyorum. Bunlar ortaya çıktığı için söylüyorum. Benim kendi kafamdan uydurduğum şeyler değil. Bunun planı bilmem nesi önceden hazırlanmış. Şimdi bunları gören bir insan, ülkesini seven bir insan, bugünkü noktaya, bugün konuşuyoruz bunu, bugün bu noktayı muhakeme yapabilme kapasitesi olan bir adam nasıl hareket etmeli sorusunu herkesin kendisine sormasını istiyorum. Ama ülkesini seviyorsa, bayrağını seviyorsa, puta tapar gibi, işte benim tamam sen haklısın da işte benim ekmeğimi firavun veriyor dercesine değil. Ya rızk Allah'ındır yani. Burada herkes kendi hak ettiği ölçüde kazandığı zaman bir şeyler çıkabilir. Huzur gelir, mutluluk olabilir, liyakatlı. Bugün bir video seyrettim. Ya dünyanın en bilinçli, en okumuş, en liyakatli terör örgütü deniyor. Bugün bu sıkıntıları yaşayan insanlara. Ya bu insanlar dünyanın her yerinde, bak tanımadığım insanlar benim, bunların birçoğu, %99'u dünyanın her yerinde lisanlarıyla, eğitimleriyle belki de hiç çıkmayacaklardı. İş buluyorlar bunlar. Bu insanları Türkiye'den kaçırdılar. Neden? Siyasetlerine mahkum edecekleri kitlelerin önüne geçiyorlar diye. Yayının ana konusu bu. Ben 16 Aralık istifamı 17 Aralık'ı bilerek yapmadım. Yapamam. Veyahut da ben onu bilsem 16 Aralık'ta istifa etmem. Aptal mıyım ben yani? Ben istifa edeceğim. 17 Aralık'ta soruşturma olacak. Evden para sıfırlayan bir oğlan, bugün işte 17-25 Aralık, o paraları nereden bulduğunun sorgulanmadığı bir oğlan. Bir arkadaşımın anısını anlatayım. Bunlara çok yakın, Ankara'da çok büyük inşaatlar yapan bir arkadaş. O gün bu olaylar çıktı. Ben tabii ayrıldım partiden. Onunla daha önce münasebetim olduğu için yanına gittim. Ya dedim arkadaşım, bunu nasıl yorumluyorsun? İşte ya Hakan dedi, o Brunei Sultanı'nın parası, reise çok güvendiği için ona vermişti o parayı falan. O günlerde herkes bir şeyler uydurup bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şunu da özellikle söyleyeyim. Ben hani bu Seçil Erzan olayında hani elden verilen para mevzusunu orada bir şeyi kaçırdık. Şunu söyleyebilirim. Bu rejimin futbol ortamı üzerinden geçmişte sıkıştırdıkları veya kurdukları kulüpler nispetinde İşte Acun'la, Rıdvan Dilmen'le, oyuncular üzerinde Mesut Özil şeyleri gibi birçok insana çok ciddi paralar ödendi. Futbolcuya. İşte Barcelona'dan Başakşehir'e çok amudi bir düşüş yaşayan Arda Turan diyelim. Onun gelişinde kontrat ücretleriyle elden aldığı paralar nispetinde bir düzenleme olabilir mi? Çünkü paraların, kayıtlarda gösterilemeyen paraların böyle verilme ihtimalinin çok olduğunu düşünüyorum ben. Ben düşünenlerdenim. Hani diyorlar ya şimdi tabii onun soruşturması yapılmayacak. Bu bir şekilde tatlıya bağlanacak. Bir günah keçileri bulunacak. İşte bu paraları nasıl kazandıkları, nasıl böyle girdik bu kadar büyük paralara, bunlar sorulmayacak. Yani net Moody'lerden veya bir yol bulunacak. Aynen Faruk Koca'ya yapıldığı gibi Emre Belezoğlu'yla. Olayı kılıfına uyduracaklar, yapacaklar yargıda şeyini. Öyle kesin yani bu. Hakan, bu süreç devam ettiği müddetçe böyle olacak. Evet, o konuya geleceğim diyordum. Siz geldiniz.
Kısa cevapla eğer mümkünse bu konuyu bitirelim. Zaten giriş yaptınız. Bu davada Fatih Terim'in özellikle saklandığı, yani onun bir şekilde desteklendiği söyleniyor. Bu davadan sonuç çıkmaz mı diyorsunuz? Yani Muğdilerden o bankada hesabı olanların bir şekilde sırtına yüklenir ve bu futbolcuların paralarına bir şey olmaz mı diyorsunuz? Yani en son sanıyorum 180 bin mesaj daha çıkmış. Yani Seçil Erzan'ın kırılan telefonu bulunmuş falan. Bunu muhalif medyada görüyoruz daha çok. Oralara nasıl sızdırıldığı noktasında çift başlı rejimin etkisi diyebiliriz. Hani dokunulabilir veya kullanılabilir alan bunlar. Neden? Çünkü Türkiye'de başka şeyler konuşulmasın diye en çok futbol aktörlerinin üzerinden bu konuların konuşulması ve bunun üzerine gidiliyormuş gibi yapılması çok makul bir yol. Yani toplumun ağzına bu sakızı verip arka planda Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon durumu, işte ekonomik durum, işte parasızlık, insanlara işte seçime kadar ki süreç. Bu bir oyalama aracı. Yani futbol Türkiye'de genel manada paraların verildiği ki onların kazandığının yanında çok az bir para bu. Konuşulan paralar. Hani milyarlarca doların, yüzlerce milyar doların çalındığı, soyulan bir ülkenin. Bunlar üzerinden konuşulan toplumun maalesef işte böyle bir kültürü var, magazinsel, bu tip şeyleri seviyorlar. Böyle konuşturulan bir durum. Yani bunu çözmek iki kelime. Yani bunların kaybettikleri paralar da verilir. Onun dışında bunun nasıl verileceğiyle ilgili metot da bulunur. Mudilerden bile çözülmese ne olur yani? Bir elini şıklatmasıyla bütün oyunculara parası verilir. Bir takım bulunur. Emre Belözoğlu'nun istifa etmeye tekrar dönmesini buna bağlayabilirsiniz. Ankaragücü'nde çalışmak istemediğini, sarayın emriyle oraya gittiğini çok iyi biliyorum. Faruk Koca'yla ki ilişkisinden dolayı çok iyi bildiğim bir konu bu. Yakın arkadaşlarım tarafından. O açıdan bütün bunlar düşünüldüğünde burada belli bir süre sonra ben Seçil Erzan'ın da bir şekilde konuşmadan hapisten çıkacağını, hani belki yani bir bilmiyorum onu artık. Çünkü bunun içeriği çok daha fazla yıllar. Ama diğer arkadaşların hiç yokmuş gibi davranıyor olmasının altında yatan gerçek de maalesef bu. O arkadaşlarımın sessizliği bence maalesef bu ve bunun gibi konular. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Futbol takımında çalışmak istiyorsanız, büyük paralar kazanmak istiyorsunuz, futbol ortamının, federasyon başta olmak üzere, futbol ortamının, bütün takımların, İstanbul takımlarının birinci lige çıkması, onlara sponsor olunması, bütün takımlarının sahibinin, sahiplerinin sözleriyle konuşmak zorundasınız. Ne derlerse o. Özgür irade yok. Birilerinin iradesi var ve onların söylediği nispetle konuşmak zorundasınız. Meclisten yapılması gereken şike yasası, spor yasası ile ilgili bir konu geçireceklerdi. Önüme Mahir Ünal benim metni getirdiğinde bunu reis meclis kürsüsünden toplumun kabul etmesi için bu konuyu, Trabzon, Fenerbahçe, Şike olayları, bunu senin konuşman gerekiyor dediğinde benim istifam çoktan verilmişti. 2011'de ben milletvekili oldum. Şike sürecinden aynı sene Haziran'da işte Temmuz, 3 Temmuz dedikleri süreçte ben milletvekili oldum. Ekim'de de mazbatamı aldım meclis açıldığında. O sürecin mağdurlarındanım. Çünkü futbol bir şeyi kapatmak istiyorlar. Topyekün muhalefetle beraber siz Trabzonlu veya bu konudan rahatsız olan insanların sözleriyle kamuoyunda bir sporcu kimlik olarak dışarı çıkıp konuşmak zorundasınız. Toplantı yapmak zorundasınız. Aslında 17 Aralık, 25 Aralık diyorlar. Milat Türkiye'de kanunun, hukukun evrilmeye, meclisin bu işlere karıştığı dönem Abdullah Gül'ün de ifadesiyle, beni arayıp söylemesiyle, benim buna gönlüm razı değil, ben veto edeceğim deyip veto ettiği bir yasanın meclisin topyekün tekrar geçirmesiyle bu olay kapanmıştır. Darbeci dedikleri Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynatacak bir federasyon olamaz. İradenin kimin elinde olduğunu burada çok net. Parayla satın aldıkları, kaybedene 1 milyon 300, kazanana 2 milyon dolar verileceği, hiçbir yerde bu parayı bulamayacakları için sıkışmışlıklarından dolayı bankalar birliği anlaşmaları, buldukları sponsor isimlerine bakın, sponsorlardan dolayı bunları yapmak zorundalar. Her oyuncu,
her yönetici, Burak Elmas'ın açıklamasına dönerek söylüyorum bunu. Burak Elmas Galatasaray başkanlığı yaptı. Ne dedi? Çok basit bir cümle. Kulüpler böyle davranmak zorunda kalıyorlar dedi. İçindeyken söylemedi. Dışına çıktı. Mağduriyet yaşadı. Yaşananları gördü. Genç biri bir şekilde bir işaret çaktı. Şimdi bütün söylediklerimi doğrulayan, sağlaması yapıldığında çok net ortaya çıkacak şeyleri anlatmak bir tek bana zarar vermemeli. Evet, öyle mi? Hakan, yani insanlar Hakan, Hakan Şükür kesiyorum, özür diliyorum. Şöyle gidelim, seyirciler de izleyicilerimizden de sorular var. Ben o sorulara geleceğim. Yani onların sorularını da soracağım. Şu anda önümde o sorulara da geleceğim. Şey konusuna da birazcık kısa bir şekilde eğer değinebilirsek, çünkü tanıklıkların çok fazla, anlatacakların çok fazla, öyle olunca çok da kesmek istemiyorum. Çünkü çok aslında her biri ayrı manşet olacak haberler veriyorsun bize. Şöyle Mehmet Ağar ilişkisinde, Mehmet Ağar'ı hapiste ziyaret ettim dediniz. Bu yapıda Fatih Terim, Mehmet Ağar ilişkisinde sizin futbolculuk yaptığınız dönemlerde tanıklıklarınız var mı? Yani Fatih Terim'in Mehmet Ağar'la nasıl bir ilişkisi olabilir? Çünkü Mehmet Ağar ismi belki yani sayıca ismiyle ilgili dosya yapılmış. Aslında vitrinde olan ama yani çok da bilinmeyen birisi. Böyle birazcık karanlıkların arkasında kalan bir isim. İkisi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Futbolculuk döneminde tanık olduğun olaylar var mı? Bununla ilgili tabii anlatacağı çok şey olan insanlar vardır, bilmiyorum. Yani ben arkadaşlıklarını, samimiyetlerini, kamplarda, maçlarda, uçaklarda, benim federasyonda bir jip olayım vardı. Mesela o jip olayında Fatih Terim aracı olarak Mehmet Ağar'ın o gücünü kullanıp Mehmet Ağar'ı bana göndermişti. Hatta uçaktaydık o gün, benim yanıma geldi, buradan vazgeçirmeye çalıştı beni. Jipe almak için değil. Ama ortadaki bir söz için yaptıklarımı ayrı bir program konusu. Mehmet Ağar'la ilişkisini anlatma babında söylüyorum. Onu bana gönderip oradan beni vazgeçirmeye çalıştığı Mehmet Ağar'dı. Bu bir. İkincisi, çok net bunu kısa bir videoda anlattım. Çok gündem olmamış olabilir. Kendi kulaklarımla duyduğum, o dönemler tabii, o döneme döndüğümde bir yere koyamadığım, çok böyle siyasi bir figür değildim. İşte 90'lı yılların başı, Galatasaray'a yeni gelmişim. İstanbul Havalimanı'nda Mehmet Ağar, Fatih Terim, ben, ismini de söyleyeyim, Sedat Fanizör diye bir arkadaşım vardı, arkadaşımız vardı ortak, Florida'da yaşayan. O zaman bu free shoplar var biliyorsunuz, onların müdürüydü İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda. Evet. Biz havalimanlarına girdiğimizde biliyorsunuz çok büyük kalabalıklar olur. O zaman tabii cep telefonları falan yok. Yani böyle herkes resim çekilsin falan. İnsanlar gelir, aşırı ilgiler gösterilir falan, böyle önemli insanlar gelmiş falan diye. Bizi alıp işte bu ilgiden, bu aşırı kalabalıktan, izdihamdan, ki toplumu da etkiliyor, bizi Sedat Fanizör alıp işte o kendi free shop'unda özel ofisine götürür. Orada otururduk, çay kahve işte bunlar. Yine böyle bir günde birçok arkadaşımız olmuştur kendi başıma geleni. Mehmet Ağar'la Fatih Terim'in bir konuşmasına şahit oldum. 90'lı yılların başından bahsediyorum. O zaman sanıyorum İçişleri Bakanı. Yani tam hatırlamıyorum şeyini, görevini, veya Emniyet Müdürü bilmiyorum ama İçişleri Bakanı zannedersem. Dert yanıyor. O zamanlar tabii Türkiye çok karışık. Bugün daha iyi anlıyorum tabii. O zaman çok içinde değiliz olayın. Türkiye karışık, 90'lı yılların başı, Emniyet Müdürü falan. Orada söylediği bir kelime hiç kulaklarımdan çıkmadı. Hala böyle yankılanıyor. Ya dedi, nasıl gidiyor, Allah kolaylık versin falan dedi Fatih Terim. Mehmet Ağar'ın şu sözü şey, ya dedi çok dedi daraldık, sıkıldık, bıktık falan. Bana kalsa dedi, aynen kelimesi bu. Bana kalsa, işte bu doğuyu istiyorlar, doğuda bir bölünme istiyorlar muhabbeti var ya o zamanlar. Şimdi daha iyi anlıyorum tabii. Ondan sonra ya buradan diyor, bu sınırdan, İç Anadolu'nun bu bölgesinden bu tarafı veririm. Bu tarafı yönetmek çok kolay, böyle yönetiriz dedi. Şimdi o günden bugüne bütün okumaların, bütün yaşananlara baktığınızda, değişimlere baktığınızda neler olduğunu tabii izleyenleri yorumuna bırakıyorum. Yani böyle bir şey söyleyebilmek için başka bir şey düşünmeniz lazım. Bu bir. İkincisi, hapishaneye ziyarete gittiğinde bir şey dikkatimden kaçmadı. Çok kısa bir vaktim var. Milletvekiliyim çünkü apansız gidebiliyorsunuz biliyorsunuz. İzinsiz giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu görmek istiyorum. Bir telefonla danışmanınızla gidiyorsunuz. Gittim. Hapishane müdürü biliyorsunuz, hapishane boşaltılmıştı.
Yayının başında da söylemeye çalıştım. Haberler o zamanın haberleri medyada işte bazı belli başlı gazetelerde hepsinde değil. Kürt milletvekilleri işte Kürt siyasi hareketinin önde gelenleri geniş kalabalıklarla hapishanenin etrafında orada kalıp kalmadığına dair yürüyüşler yapıyordu. Haberler böyle anlatıyordu. Mehmet Ağar'ın hapiste kalmadığı söyleniyordu. Ben de o döneme denk gelen Okan'ın işte Arif'in, Emre'nin ziyaret ettiği dönem ben de ziyarete gittim. Ziyarete gittim ama prosedür o kadar uzun sürdü ki. Hapishane müdürü beni şey çarşıya yemeğe götürdü. Onun dışında oralarda oyaladı, moyaladı. O zaman düşünemediğim bir şey ama ya birkaç saat sonra ben Mehmet Ağar'la görüşebildim. Benim gördüğüm, benim anladığım, bakın bilerek söylemiyorum. O Kürtlerin söylediği o günkü gündem, hani dostlar alışverişte görsün diye o günün rejimi tarafından birilerine çözüm süreci veya başka bir şey için birilerini hapse attık, bak cezasını çekiyor gibi bir görüntü vermek midir bilmiyorum. Mehmet Ağar geldiğinde güzel giyinmiş böyle beyaz bir gömlek, altında güzel canti giyinmiş, hapishaneden tıraşını falan olmuş ve hiç yanılmam, güneşi çok severim bu konuda, Mübariz Maksimov'u da çok iyi tanırım. Ben Mehmet Ağar'ın yüzünde tekne yanığı gördüm. Yani hapishanede kalan bir insan görmedim. Ve sevgili Mehmet Ağar'a da buradan sesleniyorum. Hani şu anda mevcut rejimle, oğlu vasıtasıyla, milletvekilliği, hani kimin neyidir bilmem ama bu konulara hiç kafam basmaz. O gün yanıma geldiğinde Osmanlıca bir notla Fethullah Gülen'in kitabını getirdiğinde bu kitabı ve sayısız kitabını okuyorum. Ben böyle bir adam görmedim dediğine hapishane müdürü de orada bulunan görevliler de şahit. Bunu söylemesinin amacını ne? Ona bir herhalde kitap göndermiş Fethullah Gülen. O kitabı bana anlatmasını, onun bu ülke için ne kadar değerli bir insan olduğunu. Öyle mi? Şimdi bunları gören bir insan olarak farklı farklı cenahlarda bulunmuş ama Allah'a çok şükür, Allah'ın bir hikmeti tabii, biz de kendimize değer biçmiyoruz. Birçok şeye bulaşmamış olmanın şükrü için gün yetmez yani. Şimdi düşünüyorum, bu ilişkiler çok büyük paralar, hatta kendi alın terimle kazandığım paraları da bunun içine koyarak söylüyorum. Onların hiçbiri yok şu anda. Bunların hepsine değer. Allah'ın bana verdiği bu bir nimet. Bunu ne cemaatle ilgili söylüyorum ne başka bir şeyle. Hani bugün en muhalif düşünen, cemaatle hiç alakası olmayan, az evvel dediler ya beraber yarattınız bu canavarı. İçine girmeden anlayamadığınız şeyler için dışarıdan konuşmak çok kolay. Asıl hangisinin değerli olduğunu anlamak için Hakan Şükür olmak lazım. Belki de onu söyleyen arkadaş bu sistemin içerisinde bal tutan parmağını yalar noktasına gelebilirdi. Gelmeme şansı yok. Bugün gelmiyor insanlar. Böyle bir yaşam yaşıyorlar. Uzaktan anlatmak, o dönemin muhalif oluşuna güvenerek konuşmak, bunu siz yarattınız demek, bugünkü noktaya baktığınızda hangimizin daha değerli olduğunu anlatması açısından çok önemli. Evet. Ben kutsanmış bir adam değilim. Benim bir sürü günahım var. Benim bir sürü yanlışım var. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Ne ailemin, ne devletimin, ne milletimin, ne beni sevenlerin başını önüne eğecek hiçbir şey yapmadım ben. Bu anlamda kendi hatalarım, yanlışlarım olabilir. Onlarla yüzleşmeye de hazırım. Ama bugün yaşananlarla ilgili artık mesela sizi öyle bir noktaya getirdiler ki, öyle iftiralar attılar ki Süleyman Aslan'ın evine paraları Hakan Şükür koydu. Siz mi İşte koydunuz Hakan Şükür? Şöyle o soruşturma aslında çok komik. Yani Hakan Şükür verdi paraları polislere. Polisler o Süleyman Aslan'ın evine Hakan Şükür'ün paralarını işte Hakan Şükür'ün verdiği paraları koydular falan dediler. Ancak sonrasında mahkeme karar verdi. O paralar o bavullarla sahiplerine iade edildi. Yani bu acayip bir şeydi. Onu nasıl o konuya tekrar girelim isterseniz. Sizin para verdiğinizi söylemişlerdi. evet, yani günün şartlarında demin dershane konusunu da söyledim. O gün ona ihtiyaçları vardı. Kavga sebebi çıkardılar. Sonra dershaneler devam etti. Anayasaya aykırılıklar, anayasayı parça parça ettik dediler falan filan. Yine Süleyman Aslan noktasının buraya gelmesini ben çözemedim. Yani o parayı oraya böyle bir yalanı atmak, ispatlanamayacak, bunu dillendirmek, konuşmak, sosyal medya gündemine sokmak o günkü şartlarda
Çok enteresan bir şey. Yani herkes Aydın milletvekiliydi onu söyleyen. Hatta bu iki kardeş vardı gazeteci. Onlar yazılarında yazdılar. Biri kanser oldu galiba şimdi. İsimlerini şimdi hatırlayamayacağım. Benim için değersiz oldukları için Sedat Peker'le Özışık kardeşler görüntüsünü yayınladım. galiba. Hadi Özışık Özışık, kardeşler. Süleyman Özışık. Yani her şeylerini 3-5 kuruşa satmış insanları böyle aklınıza çok tutup beyninizi meşgul etmemek lazım. O günlerde de böyle yazılara konu olmuştu. Sonra çevirmeye çalıştılar falan. İşte Yavuz Selim kaftanını çalacak, Fethullah Gülen'e götürecek dedikoduları falan. Ben Yavuz Selim'in türbesini bile birkaç kere gittim. O da işte dua etmek, işte böylesine önemli bir insandan işte yani dua etmek için gittiğimiz böyle bir şey. Bu isimlerle gündemi meşgul ettiler. Daha sonra da parayı sahiplerine faiziyle beraber geri iade ettiler. Ve toplum bunu da yedi. Milyonlarca ondan sonra bir sürü şey geldi geçti bu köprünün altından. Trajikomik şeyler, yargı konusu olmayan şeyler, bu kadar ağır iftiralar, maddi manevi tazminat davası açılması gereken, en haklı olduğunuz, en net devlete vergi verdiğiniz, vergi vermek için gittiğiniz, o vergiyi alması gereken vergi memurunun ben bunu alamam dediği günler. Bakın şu andan bahsediyorum. Vergi borcunuzu ödeyeceksiniz. Yapılandırma yapmışsınız. Gidiyorsunuz adam almıyor yani. Yani korkuyor sizinle ilgili işlem yapmaya. Asıl da yapmak istedikleri buydu. Oyuncu arkadaşlarıma, benimle beraber beni tanıyan, beni seven, özelden gizliden arayan var ama aramayan, bu rejimden istifade eden arkadaşlara da biraz üzülüyorum açıkçası. Emre Belezoğlu'nu gördüm. Çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Bu Faruk Koca olayından sonra. O açıdan yani pişmanlıklarım var mı? Evet. Her iki taraftan da. Cemaatten de şu andaki mevcut iktidarın içerisinden de çok çok kırıldığım, çok üzüldüğüm, çok yanlış yaptığını düşündüğüm insanlar. Ama bugün bu şeyleri yaşanacak yanlışlar yapıldı mı onu ben bilemem. Hukuki olarak ama bugüne baktığınızda bu rejimin bu haline, bu bozulmuşluğuna, bu çürümüşlüğüne baktığınızda aslında bütün matematik de bunu söyler. Durumun ne olduğunu anlamanız için çok küçük bir IQ'ya sahip olmanız yeterli. Evet Hakan Şükür, isterseniz izleyici yorumlarına böyle çok kısa cevaplar almak Hemen istiyorum. geçelim. Daha sonra da benim antrenmanlarım başlayacak Evet, zaten. Yani yani iki biraz saate 20 dakika bir buçuk daha saat ya bir edebilirim. yorum okudum. Nerede o yorumu bulayım? Burada kaleci olmadığıma sevindim çünkü adam Hakan tam forvet, adam bir buçuk saattir hiç yorulmadı. Bir yorum daha Canım sağ vardı. olsun. Bir buçuk saattir hiç durmadı falan diyor. Neyse ki burada ben gazeteciyim. Kaleci olsak işimiz kötüydü. Hemen kısa kısa almak istiyorum. Emre'nin 500 bin euro borcu varmış sana. Bu doğru mu? Yo benim değil o. O herhalde yurt dışında yaşayan denince akla ben geldim. Bana öyle bir borcu yok. Muhtemelen Arife olabilir. Arif Erdem'e. Evet. Muhtemelen demiyorum yani. Yurt dışında çünkü bir tek ikimiz varız. Hani işaret edilen şey ikimizden biri olmalı. Evet. Ben olmadığıma göre olabilir. A. Selçuk isminde izleyenimiz demiş ki, Kral sence bu toptan batmış düzen yasal hiçbir zeminde değişmez mi? Seçimlerle falan bir değişiklik olur mu? Diyor. Bu soruyu galiba sormuş da olabilirim. Yani adaletle düzelecek. Ama hangi adaletle? Allah'ın adaleti var. Hani insanlara sirayet eden şekliyle düzelmesini yeğlerim. Çok isterim. Yayının başında da söyledim. Yani insanlar buna uyansın, anlasın. Birileri yetki sahibi olarak buna itiraz etsin. Veyahut da bu kadar şey söyledik, bu kadar şey konuştuk. Hani af konuşuluyor, başka bir şey konuşuluyor. Kendi adıma söylüyorum. Bugün yaşanan bu tabloda affedilecek bir şey yapmadım ben. Kendi adıma söylüyorum yani başka kimseye değil. Ama ahim kararlarına da bakınca Türkiye'nin düzelebilmesi için yönünü çevirebileceği, sosyal adaletin tesis edilebileceği, ahlaki kriterlerin getirilebileceği bir ortamı sağlayacak bir konsensüs oluşması lazım. Ben buna razıyım, ülkem için razıyım. Ben Türkiye'ye gelirim gelmem düşünmüyorum. Yani Türkiye'ye düzelse de ancak tatil için belki gidebilirim. Hani sevdiğimiz insanlar var, ülkemiz, canımız, her şeyimiz orada. Ama ben buna yürekten inanıyorum. Sadece zamanını bilmediğimiz bir mefhum. Yani ne olacağını ben yürekten inanıyorum. İnsanların da inanmasını bekliyorum. Çok acı çekseler de. Hangi şeye inanırlarsa inansınlar.
Yani benim gibi düşünsün düşünmesin. Bundan nasibini kötü anlamda alan herkes için söylüyorum. Yani o güneş mutlaka doğacak. Buna ne zaman olacağını Allah bilir tabii. Evet, Gökhan Bozkurt yazmış. Bugün İstanbulspor Başkanı'nın Trabzon'la maç oynanırken sahadan çekmesini Hakan Şükür nasıl yorumlar diyor. Konuyu ben bilmiyorum. Ben onunla ilgili bilgi geldi bana. Sizle konuşurken Evet. anlatırsan yayını seyreden bir arkadaşım atmış. Trabzonspor ceza sahasında, Trabzon ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Devamında gol oldu. İstanbulspor Başkanı sahaya indi. Takımı sahadan çekti. Yani Ecmel Sarı Alioğlu başkan takımını sahadan çekti. Tabii olayın detayını görmediğim için değerlendirmem çok zor. Seyretmem Evet. lazım. Yayındaydım. Bu ve bunun için Saralıların hakimiyetinde olduğu söylenen bir kulüp Evet. İstanbulspor. Tabii işin özünde hani mafya çatışmalarının işte paralarının sahiplerinin içişleri nezdinde değiştirilmeye çalışıldığı Süleyman Soylu'dan sonra herkes kendi döneminde bir şeylere müsaade ettiğiniz şeylerden kazandıklarınız da varsa bu diğer taraftan da takip edilmiştir. Birbirlerine el koyma dönemi gelirse futbol üzerinden çok şeye şahitlik edeceğiz. Ben şunu unutmuştum. Galatasaray tribün lideri başkanının mesela Sedat Peker'le çok ciddi bir samimiyeti vardı. Hatta videoları var televizyonda. Çok değerli, çok samimi gördüğü, reis dediği insanla ilgili hiç konuşmadı mesela 2 senedir. Oradaki kitleleri yönlendirebilir ama ilişkilerine Galatasaray kulübüne zarar verecek şekilde dikkat etmeli, yapmamalı. Burak Elmas'ın açıklamalarından bunu da görmek söylüyorum. Kendim yayın çekeceğim Galatasaray'la ilgili. Şu soruyu dün sizle konuşurken yayın için hani Galatasaray-Fenerbahçe objektifliği üzerinden konuşmuşsunuz, söylemiş arkadaşlar. O soruyu soran arkadaşlara 7-24 şikeden ceza almış kişileri var. Takımdan bahsetmiyorum. Fenerbahçe şike yaptı demiyorum ben. Fenerbahçe yaptı demiyorum. Kişiler bir şeye bulaşmış, cezasını almış, cezasını da çekmiş. Bir ortamda bunu söylediğiniz zaman cemaatten arkadaşlar, bunların çoğu hani Fenerbahçeli cemaatten arkadaşlar. Ya Fenerbahçe objektif. Ben kanuna göre konuşuyorum. O zaman siz kumpas kurdunuz. Bu mantıkla düşünüyorum. Siz kumpas kurdunuz. Hidayet Karaca bu işin içerisindeydik. Öyle yatıyor zaten. Adamın ne ilgisi olabilir Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla falan? Alakasız, rezalet bir şey. Şimdi takım tutmakla amigo gibi davranmak arasında futbol yorumu yapmak başka. Bana atılan yorumların, bana söylenen küfürlerin, hakaretlerin karşılığında mevcut kayıtlar, deliller, verilen cezalar, Avrupa nezdinde cezalar nispetinde anlatılması taraflı olduğunuz anlamına gelmez. Kanunu ve hukuki konuştuğunuz anlamına gelir. Saha içini anlatırken ben bütün bu şartlara rağmen saha içinde de kalmaya çalışıyorum. Sonuna kadar adaletli olmaya çalışıyorum. Evet. Galatasaray'ın en büyük değerlerine neler söylüyorum yani? Neden? Çünkü kamuoyu söylüyor, hukuk söylüyor, kanun söylüyor. Anlatıyoruz yani bunları. Evet, bunu cevaplamanız Ama da güzel. hoşuna gitmeyen şeyleri duyunca insanlar maalesef bu tip şeyler soruyorlar. Bunu cevaplamanız da Nasıl? güzel oldu çünkü bana da öyle bir soru gelmişti. Ben Fenerbahçe. öyle olamam. Benim fıtratımda, karakterimde hasta bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe kazandığı zaman ilk beni arayıp büyük mutluluk duyan hasta babam, şu anda hatırlama zorluğu çeken, hala mahkemelerde sürünen babam Fenerbahçeli. En çok onun sevinmesini isterim diyorum. Babam da seyrediyor yayınları. O da üzülür yani bunlara. Ama ortada ne varsa, gördüğüm ne varsa bunları söylemek bir düşmanlığı gerektirmez yani. Ben Galatasaray için de aynı şeyleri söylüyorum. Beşiktaş için de aynı şeyleri söylüyorum. Ama Evet. futbol yorumu yaparken Galatasaray'ı daha iyi tanıdığımı, oradaki refleksleri daha iyi bildiğim, aktörleriyle daha iyi arkadaş olduğum için belki daha fazla konuşuyor olmuş olabilirim tabii ki. Evet, diğer soruyu soruyorum. Şuradan bakıyorum. Bu aslında son bölümde bitirmek istediğim bölümde olacak. Hızlı hızlı tekrar sorayım. Çok kısa cevap istiyorum. Eğer bir gün Türkiye'ye dönecek olursan ilk yapacağın şey ne olur diyor. Güneş Önderoğlu. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim anneme babama. Yani hakikaten çok yıprandılar bu dönem hastalık olarak. Allah nasip etsin onları sağlıklarında ülkeyi görmek. Yani böyle bir duamız olsun. Çünkü anne baba önemlidir. Eşimin anne babası kendi annem babam gibi. Onları özledim. Kendi böyle özel ritüellerim var. Haftada bir gün çok iş yoğunluğundan
devamlı yapamazdım. Memleketime giderdim, arkadaşlarımı görürdüm. Birçoğu zaten korkudan konuşamadı ama anne babamı ziyaret etmek, ilk yani onlara gitmek inşallah Allah nasip eder. Ersoy Bey sormuş. Mehmet Bey şu soruyu kaptana sorar mısınız? Alpay Özalan'ın meclisteki asabi agresif davranışlarına ve sporcu kimliğinden uzaklaşmış olmasına yorum yapabilir mi? Alpay, çok kısa. Yani çok sporcu etiğinde davranan biri değildi. Futbol sahalarında da yani transfer gündemlerinde her takımın formasını giymişti. Arkasından gittiği takım bu tuttuğum takım dedi. Değişti çok takımı. Bu profesyonel anlayışı. Bu olabilir ama bu olasılığa karşı hareket etmek lazım. Ya ben de mesela Galatasaraylıyım dedim. Oradan başka bir yerde oynamadım. Bu da yanlış profesyonel ekip olarak. Evet. Profesyonel bir davranış değil. Amatör bir ruh. Bunun ne faydasını gördüm? O ayrı bir şey. Tartışılır. Ama meclis noktasında prompterdan okumak, Alpay'ın o okuduğu, prompterdan okuduğu, önüne hazırlayanların hepsini ben tanıyorum. Hamza Dağları, ondan sonra birçok farklı işte o Bülent Turanları, onların arka planda ne yaptırmak istediklerini çok iyi biliyorum. Bugünkü düzene uyan, bu konuda cahil, kötü bir insan değil, bu konuda cahil ve birilerinin yönlendirmesine ihtiyacı olan biri olduğu için aslında bugünü bugüne yakışan, bugünün meclisine yakışan, Saffet Sancaklı da biliyorsunuz istifa etti. Evet. Devlet Bahçeli'nin onayıyla istifa ettim falan dedi. Klasik istifalar böyle oluyor. Oğluyla ilgili iddialar var. Dediğim gibi yani bu sürecin kazananları çok madden. Madden kazananları çok. Madden kaybedenleri ama manen kazananları da çok. Ve bize bu kelime ne söyletiyor? İnanan insanlar olarak hem ülkemizi hem kendi manevi değerlerimizin nispetinde istikametimizi, ülkemizin de istikametini de bizlerin de istikametini Allah sabit kadem etsin. Yani ben öyle düşünüyorum. İnşallah çünkü çok çabuk ayağınızın kayabileceği çok farklı bir iklim. Ama en önemli şey ülkemiz, ülke insanımız, değerlerimize, Atatürk'e, dinimize, değerlerimize verilen zararın hem muhalefetten hem iktidar partisinin yetkililerinden ağızlarına pelesenk ettikleri bu değerlere verdiği zarardan hep beraber ahlaki bir devrimle kurtulmayı bize nasip etsin Allah. Evet, son bölümüne doğru geleceğiz Hakan Şükür. Madem ülkecek millet olarak, ülke olarak bu kadar çaresiz bitmiş, fişi çekilmiş durumdayız. Senin çaban ne için, umudun var mı gelecekten diyor bir izleyicimiz. Bunu çok kısa cevabını alabiliriz. Şöyle kısa cevabı şu, sefer ve zafer ilişkisi. Yani Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca hikayesi. Bu ve bunun gibi onlarca örnek sayabilirsiniz. Yoksa hani tarih ve Allah nezdinde söylediklerinizin, anlattıklarımızın bir yerlere ulaştığını düşünüyorum. Yani az da olsa, 3 kişi de 5 kişi de olsa sosyal medya platformu kurmamın, YouTube'dan yayın yapmamın ana amacı bu. Bir şeyler kazanmak, para, öyle bir şey yok. İnsanlar korkuyor, seyretmiyor. Bu ayrı konu. Ama burada söyledikleriniz tarihe not düşen şeyler. Ya biz öldükten sonra, ya ölmeden yaşlılığımızda, ya sevdiğimiz, güvendiğimiz, geçmişten duyduğu mahcubiyetle yanımıza gelecek insanların karşısında anlatabileceğiniz birkaç kelime olması. Onun dışında bir şey değil. Hepimiz ölüp gideceğiz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı da, ben de, hepimiz. Evet. Eğer gerçekten ben hani artık inandıklarını hani bir şeye inandıklarına inanmıyorum yani. Hani bir insan çok sıkışırsa artık o sıkıştığını kapatmak için her şeyi yapmak zorunda kalır. Ben mesela bir konuşmasını dinlemiştim daha ilk 2015 yılında. Bizim görevimiz Kur'an'ı güncellemek dedi mesela. Orada kapalı bir hanımefendine çevrildi bir kamera. Onun bu ne diyor falan der gibi. Mesela o görüntüyü seyrettiğimde yani bugünle mukayese ettiğimde çok enteresan şeylerle karşılaştım. Kıyamete kadar ki olan bir kitabın güncellemesini bir siyasi iktidarın başındaki insanın yapması veya yapmaya çalışması aslında eylemleriyle gösterilen bir şey diye düşünülüyorum. Bakalım. Geliyorum. Seni anlayacak toplum olduğumuz zaman çağ atlamış olacağız. Güzel insan demiş Serhat Uğurlu. Birçok akademisyen var. Birçok insan konuşuyor, birçok gazeteci konuşuyor.
Ben hani hemen kapatmayacaksak Var bu vaktimiz. fotoğraf Kısa kısa o izleyicilerin fotoğraf da sorularını var. alıyorum ben. Buyurun siz sorun o zaman. Ben en sonunda söylerim. Tamam. Vaktimiz var. Siz bunlara kısa cevap verebilirsiniz. Sonra bir bölüm açacağım. Ben orada sorularım olacak. Seni anlayacak toplum olduğumuz zaman çağatlamış olacağız. Güzel insan demiş. Buna yanıtınızı, Estağfurullah. cevabınızı, değerlendirmenizi alayım. Yani beni anlamakla değil olay. Yani dinlemekle dinleyebilirsiniz. Herkesin kendi fikri var, muhakemesi var. Canlı yayın yapıyorum genelde ben yayınlarımı aynen bu yayın gibi. Siz de teşekkür ederim. Yani çünkü bu işin samimiyetine inanıyorum ben. Yani samimi olduğuma, söylediğim şeylerin çünkü bu yayını bir daha yapsak yine aynı soruları sorsanız, aynı şekilde olsa ben aynı cevapları vereceğim. Evet. Veya vermeye çalışacağım. Kelimeler farklı olabilir. Nedeni de şu. Canlı yayında ne hatasıyla, sevabıyla, günahıyla ama yaşadıklarınızı anlatmanın hatası olmaz. Evet. Ne hissettiğinizi anlatmanın, içinizden gelen şeylerin hatası olmaz. Hani bir siyaseti bilmiyorsun, sen niye siyasete girdin diyenlere söylüyorum. O kadar kötü bir yorum ki bu. Yani siyaseti emanet ettiğiniz, yönetimini emanet ettiğiniz insanların yalan söylemesini istiyorsunuz siz. Hoşunuza gidiyor, çalıyor ama çalışıyor diyorsunuz. Çalmayan, ya senin ne işin vardı siyasette derken oranın kirlenmişliğinden bahsettiğinizi farkında değilsiniz. Ya sessiz kalsaydın, sen de yaşasaydın, gelseydin burada Galatasaray'ı çalıştırsaydın, işte bize futbol adına bir şeyler yapsaydın derken içinde bulunduğunuz durumu farkında olduğunuzu ama bunu benim üzerimden söylediğinizde kaçış olmadığını anlamanız lazım yani. Hakan Şükür'ün söylemesine gerek yok ki. Evet. Hakan Şükür söyler, bir hoş seda bırakır. Üç kişi, beş kişi böyle arkadaşlarım var. Mesajlarımı görmez. Benimle bu uğurda kavga eden, çok ağır şeyler söyleyen çocuklar, helallik isteyenler. Hem de öyle uç, öyle farklı noktalardan ki kıyıya köşeye çekilmiş, sessiz sedasız kalmış. Bakanı mı ararsınız, iş adamı mı ararsınız? Yani yurt dışına çıktıklarında arıyorlar veya işte başka ortamlarda şey yapıyor. Şimdi bunu görüyorsunuz. İçindeki insanlardan bunu duymanız dışarıdaki insanlara da bir umut olması lazım. Ya ben inanıyorum Allah nasip edecek. Öyle düşünüyorum. Çünkü hadi beni bırakın. Benim günahsız ufaklıkta buraya gelmiş çocuklarımın burada yaşadıkları yaşamak zorunda kaldıklarımız bunun gibi milyonlarcası olduğunu düşündüğümde bir sürü insanın imanında çok büyük zedelemeler, çok büyük kaçışlar sağladılar. Yani o insanları tekrar entegre edebilmenin zorluğu düşünüldüğünde yani bunun karşılıksız kalabilme ihtimalini ben düşünemiyorum yani inançlı bir insan olarak. Ama Ya bunun bedelini kim öder, nasıl öder onu bilemem tabii. ben neden konuştuğunuz sorusunu çok iyi anladım. Kısa cevaplarla gidelim. Galatasaray eski başkanının da dediği gibi kendine keşke siyasete girmeseydim dediği oluyor mu? İyi ki girmişim diyorum. Ve Evet. toplumun her ferdinin hani bugün birilerinin medyasının veya birilerinin ağzından çıkan sözlerle bir yöne gitmeye çalışan veya giden ona inanmak zorunda da kalmış insanların her birinin bu arka planı hem içte hem dışta görebilmesi için her şeyimi vermeye hazırım. Onun için iyi ki girmişim diyorum. Çünkü ben de bu toplum gibi düşünebilirdim. Az evvel o soruyu soran arkadaş gibi düşünebilirdim. Hem muhalefet hem iktidar nezdinde. Ankara'nın dehlizlerinde, mecliste, kuliste konuşulanlarla kürsüde konuşulanların aynı olmadığını anlamaları için bu şansı yaşamalarını isterdim. Ve bunun böyle olduğunu görebilmek için bugün yaşanılan Türkiye'nin yaşadığı bu tablodan şikayet eden herkesin buna hak vermesini isterdim. Nereye inandığı, hangi partiye, nereye baktığı önemli değil. Kendi temsilcileri oy verip oraya gönderdiği insanlar nispetinde bir elin parmaklarına geçmez. Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu böyle vardır. Lütfi Türkkan hala mecliste değil mi? Sanırım dün Mecliste sanırım mecliste o İyi Kürtçe Parti'den. konuşan arkadaşa cevabı veren biri de odur yani. Çok samimiyim. Murat Ağrel bir tweet attı. Bu futbolla ilgili konuşan Murat Ağrel. Hani Tuzla Spor bilmem ne anlatıyor. O alanda konuşabiliyorlar. Eski Ergenekon sanığıymış, günahsızmış, suçsuzmuş bilmem tanımam etmem. Ve bana Erzincan Belediye Başkanı'yla benim bir resmimi koyarak ben Erzincan'a gitmişim, eşimin memleketi. Belediye Başkanı Vali beni karşılamış. Benimle resim çektirmişler.
Ve düşünebiliyor musunuz? Kendilerine gazeteci diyen bu insanların, gazeteci, şu anda makbul gazeteciler, tweet attı, Erzincan Belediye Başkanı'na benim üzerimden bakın bu fotoğrafı var FETÖ'cü dedi. Erzincan Belediye Başkanı o partiye zarar vermek için başka bir ideolojiden bilmem böyle dedi. Ben bunu gördüm, şok oldum. Bir insanın böyle bir şey atması için aptal olması lazım. Net. Karaktersiz olması lazım. Net. Neden? Şimdi bir şeyi yazarken onun nereye varacağını, bir şeyi konuşurken nereye varacağınızı düşünmeniz lazım. Hakan Şükür gibi geçmişten belki kin duyduğunuz, tuttuğunuz takım başka. Tanımıyorsunuz ama böyle düşünebilirsiniz. Doğal karşılarım. Hani yanlış ama doğal karşılarım. Şimdi siz bunu attığınızda Hakan Şükür'ün milyonlarca insanla fotoğrafı olduğu gerçeğini bilmeniz lazım. Ben de o zaman tabii bu Yeni Çağ'da yazıyor Murat Arel. Şimdi herhalde başka bir yerde yazıyor. Yeni Çağ'da yazıyor. Lütfi Türkkan da MHP'den İyi Parti'ye geçmiş. İyi Parti'nin grup başkan vekilliğini yapıyor. Benim de çok iyi arkadaşım, abim, Kocaeli. Gidip gelmelerde görüştüğüm, ben ağırlamışım, o beni ağırlamış. Bir sürü resmim var. Mecliste beraber Evet. fotoğraflarımız var. Böyleydik yani biz. Şimdi ben de dedim ki resmi attım. Size de attım sanırım birkaç tane. Varsa gösterebilirsiniz. Lütfi Türkkan, çok samimiyim yani. Beni çok seven, yemek yediğimiz restoranlarda görenler olmuştur. İstanbul'da Lütfi gezdiğimiz Türkkan yerlerde çok görenler dost olmuştur. arkadaşlar. Evinde yani evinde, çiftliğinde defalarca ağırlamışlığı var yani. Şimdi bu adam peki dedim bunu nereye koyacağız? Çok iyi arkadaşı. O da İyi Parti'yi destekliyor o zaman. Şimdi Şimdi böyle arkadaşlar bir gösterdi birlikteliği, fotoğrafı. bu ve bunun gibi birliktelikleri birçok farklı kesimde olmuş bir insanla ilgili bunu paylaşırken toplumun nasıl gazetecilere maruz kaldığını anlatması açısından da çok önemli bir veri bu. Bakın çok önemli bir veri. Şimdi onlara müsaade ettikleri alanda gazetecilik yapmalarına, kanal kurmalarına, o kanalda ama rejimin dilini kullanarak, rejimin çift başlı rejimin, ortaklı rejimin dilini kullanarak. Çünkü onun da ağababaları yargılandığı, içeride yattığı, bugünün rejimin ortağı haline gelmiş arkadaşları var. O rejimi bir şekilde savunacaklar yani. Onu meşru gösterecekler. Onu demokratik teamüllerle dünyaya göstermeleri için bu muhalif gibi gözükenlere ihtiyaçları var bu rejimin. Evet. Ama toplumun bunu anlayabilmesi çok zor. Topluma bunu nasıl ulaştıracağız? O da toplumun kendine kalmış, kimi seyredeceğini, kime inanacağını, hangi değerlere bağlı kalacağını bilmesi lazım. Maalesef çok büyük bir erozyon ve ahlaki bir çöküş yaşanıyor. Evet, devam ediyorum. İsmail Özdemiş ki bugün yine gol kralı oldun demiş. Neyse ki arkamda böyle bir kaleye benzer bir şey yok. Yoksa golleri ben yemiş olacaktım. Keşke dediği şeyler yok mu sorar mısınız? Bunu çok kısa cevap alacağım. Benim son sorumla da ilintili olacak bu. Keşke dediğim şeyler yok. Yani şöyle yok. Oraya girersek onun içinden çıkamam. Onun için hani bu keşke yaşadıklarım bir. Bundan sonra ne yaşayacağım, ne yaşamalıyım, çocuklarıma ne öğretmeliyim? Ufak bir anı daha önce anlatmıştım. Beni işte bu davet ettikleri dönemde gel işte her şeyini verelim dediğim dönemde bir FaceTime konuşmasıydı. Bu konuşmada bunları teklif ederken suratımın içine bakan karşımda oturan o zaman tabii 18 yaşlarında 19 yaşlarında bir kızcağızdı. Şimdi bir hanımefendi. Koca bir kızım oldu Zeynep'im. Dinledi konuşmayı. Arkadan benim tepkimi merak etti. Benim konuşmalarımı merak etti. Kapattım ondan sonra telefonu. Baba ne düşünüyorsun dedi. Şimdi bu kadar büyük sıkıntılar yaşamış bir kızdan bahsediyorum yani. Bunları günü gelince kitapta veya başka yerde anlatırım. Burada yaşadıklarımızı. Bir de müttefiklik ilişkisinden dolayı bir önceki başkan döneminde de sıkıntılar yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hükümetsel olarak yani devletsel olarak sıkıntılar yaşadık. O dönemleri yaşamış 1,5 sene 2 sene okula gidememiş bir kızdan bahsediyorum. Güvenlik gerekçesiyle. Şimdi ne düşünüyorsun baba dedi bu konuşmalar karşısında. Türkiye'ye gitme özlemi mi var acaba dedim içimden bir anda. Çünkü bilemezsiniz içindeki fırtınaları genç bir kız. Soruya soruyla cevap verdim. Dedim ki sen ne düşünüyorsun kızım dedim. Yani ne söylersin? Eğer dedi böyle bir şey yaparsan dedi bir daha senin yüzüne bakmam dedi.
Şimdi tabii o sizin vereceğiniz cevap, söyledikleriniz orada geçmiş ama falan. Hani acaba olur ya falan. Şimdi böyle şeyler yaşamış Türkiye'de arkadaşları ki genç yaşında gelmiş. Bütün arkadaşları orada. Haliyle bir insanın en büyük servetinin ne olduğu noktasında birçok insana birçok şey söyleyebilirsiniz. Ben öyle olmasını isterim. Evet, gençlerdir, yanlış yaparlar, hata yaparlar, okurlar, okumazlar. Ama hayatı dolu dolu öğrenmenin başka yolları da var. Bunu kimin üzerinden öğrendiğiniz önemli. En yakınınızın böyle söylemesi aslında çok büyük bir motivasyon. Bu açıdan şanslıyım. Bu açıdan şanslıyım. Tabii ki eşim bu süreçteki en temel dayanağım yani. En temel dayanağım. Çok zor bir şey yani. Bütün eşler, bu süreci yaşayan bütün eşler mutlaka öyledir. Daha büyük sıkıntılar yaşayanlar mutlaka vardır. Ama işte bu kadar şöhret olup o şöhretin içerisindeyken Türkiye'de yaşarken de o sıkıntıların içerisinde o da orada da çok sıkıntı yaşadı. Çünkü paylaşılamamak da sıkıntılı bir şey. Ama bu süreçte sevgisine bağlı kalması ve ya inanılmaz yani öyle hikayeler var ki beraber kitap sattık, beraber un taşıdık, beraber birçok şey yaptık. Bunda da hiç yadırgamadık yani. Çünkü bizim geçmişimiz, çocukluğumuz, gençliğimiz, ailelerimizde yaşadığımız ve öğrendiğimiz değerler belki bizim o ezberlerimizde olan şeydi. Buna böyle doğal yani alışıktık ve öyle devam ettik. Sanki hiçbir şeyimiz yoktu, hiçbir şeyimizi kaybetmemişiz gibi hareket ettik. Birçok değişime de uğradık bu süreçte, birçok şey de öğrendik. O açıdan bunlar çok önemli. Kadın daha güçlü oluyor. Bunu bir erkek olarak net söyleyebilirim. Yani annelerin, kadınların bakış açısı, onlara güvenmek lazım. Ama dediğim gibi bu süreçte müthiş, müthiş yani bu sürecin mimarlarından biri de eşimdir tabii. Evet, yani yayının başında sakallarım ağardı. Belki sözümü dinlerler dediniz. Ben şimdi fark ediyorum böyle kaşlarda da böyle bir ağarma Var. durumu var. Yani Biraz ışığında oluyor ama var tabii beyazlar var. şunu da merak ediyorum. Aslında bu işin bir duygusal kısmı da var. Tabii ki insan yani siz karakterimin gereğini yaptım. Yani onların vaat ettiklerinden uzak durdum çünkü bu bana hitap etmeyen bir şey diyorsunuz ama bir duygusal durumu da var. Şu gerçeği söylememe lütfen izin verin. Siz Türkiye'de olduğunuzda sporcu geçmişinizle yani siyasetçi geçmişinizle insanların sizin yanında fotoğraf vermekten onur duyabileceği bir kişisiniz. Hani tabii ki alın terinizle kazandığınız çok geniş imkanlara sahipsiniz. Yani öyle bir varlıktan biraz önce söylediğiniz işte eşimle birlikte farklı işler yapmak zorunda kaldım diye. Yani öyle bir şey anlamında, maddi imkan anlamında öyle bir düşüş yaşıyorsunuz ki bunun motivasyonunu korumak gerçekten zor. Çünkü şahit olduğumuz başka şeyler de var. Çünkü çoğu şeyinizi kaybetmek durumunda kaldınız. Bunun motivasyonunu nasıl anlatırsınız? Yani ne sizi motive ediyor? Buna inanır inanmaz insanlar. Hani inanç biraz bilmek lazım, biraz okumak lazım. Benim hayatımın mesela kırılma noktası Hazreti Hatice validemizdir. Yani netice itibariyle kadına bakış açım biraz onun üzerindendir. Yani kadınların daha güçlü olmasını, yani bir şeye inandılarsa, bir şeye güvendilerse, bir şeyi sevdilerse, bir aşk var ortada. Birini sevip birine güvenip her şeyini onun uğruna terk etmesi yani o aşkının uğruna ve o aşkının aşkı uğruna yani buna Allah aşkı diyebilirsiniz işte birçok şey diyebilirsiniz vazgeçmesi çok etkileyicidir yani onu okuduğumuzda belki hayatın içerisinde zor dediğiniz şartları yaşamak bir insan olarak bu kadar inancı oturmamış çok böyle fazla dini bilmeyen biri için hayatın kırılma noktaları vardır yani hani Efendimizin hasıra yattığında işte yani bu dünya onların ahiret bizim olsun işte suratındaki ifadeyi dünya kainat onun yüzü hürmetine yaratıldı derken bu biraz inanç tarafı. Ama yani inanç tarafı derken bu inançlı insanların anlayabileceği veya ya bu güzel bir şey diyebileceği bir tavır. Ama dinimize, değerlerimize, Efendimizin hayatınıza baktığınızda sosyal adaletin, o günkü şartlarda farklı farklı düşünenlerin içerisinde Emin isminin ona verilmesi,
40 yaşına kadarki yaşamı ki bilinse de 40 yaşına kadar yaşama ve 40 yaşından sonraki işte o 23 senelik hayatındaki işte bütün inişler, çıkışlar, hatalar, yanlışlar, hatadan Allah münezzehtir. Onun dışında şey değil. Bütün buradaki yaşantılara baktığınızda modern dünyanın gelişen yüzündeki kanunlara, anayasalara, insan haklara, evrensel hukuka baktığınızda buradan çok büyük izler olduğunu düşünüyorum. Çok başka yabancı ve inançlı arkadaşlardan, başka dinlere mensup, yabancı üst düzey arkadaşlardan bunların emsallerini görmek. Yani toplumda bir kardeşlik, barış ve hep beraber olma gayretinin ne kadar kıymetli bir çaba olduğunu, insan yetiştirmenin eğitimli, ahlaklı, sadece eğitimli değil, eğitimli, ahlaklı insan yetiştirmenin önemi. Şimdi bütün bunları bir pencerede toplarsanız, yani dünyaya bakan tarafı, evet ihtiyacınız oluyor siz de bu hayatı yaşarken, çoluğunuza, çocuğunuza bakarken, gücünüz varsa ben şimdi buradan antrenmana gideceğim, bana Allah'ın lütfettiği bir yetenek var. Milyonlarca belki milyarlarca insan içerisinden seçtiği, ya ben onu sorgulamadıysam, yani o kadar insan içinden beni seçmiş demediysem, bugün yaşadıklarım noktasında da böyle dememeye çalışıyorum, zor olsa da. Bunu yenmeye de çalışıyorum, insanım nihayetinde. O açıdan bu ve bunun gibi örnekler toplumda veya tarihte başka cenahlardan, başka inanç kitlelerinden veya başka düşüncelerden de buna benzer hikayeler bulabilirsiniz. Herkes kendi inandığı veya çizdiği yolda düzgün ve ahlaklı bir insan olabilmek için bir model seçer ve onu uygular. Bu bir devrimci de olabilir. Çünkü herkes kendi nispetinde bir devrim yaşar. Ha, bu çok büyük olur. Kendince çocuğu için büyük olur ki benim öyle. Yani bu bir devrimdir yani çocuğumun bana o söylemeyi söylemesi. Ve benim ona kendimi iyi anlattığım, ya neden hep senin başına, Müslümanların başına böyle bir şey geliyor dediğinde bana peygamberi anlatmak için bir vesile yani bu. Ama bir başkası için de başka bir hikaye olabilir. Ama buradaki ana kriter ahlaktır. Aşktır. Aşkı ne için yaşayacağınızdır. Hani namaz kılmışsınız, oruç tutmuşsunuz. Bunların, inanın bu söylediklerimin yanında bence yani. Tabii ki çok değeri vardır ama çok fazla bir değeri yok. Anlatabilmek önemli. Sizi tanımaları lazım insanların. Sizi seyretmeleri lazım. Tanımadan birilerinin söylediğiyle, hırsızlıkla kurulmuş medyanın yazdığıyla, satın alınmış işte yargı mensuplarıyla istedikleri kararları verebilirler. Ama inanıyorsanız asıl yargıyı kimin vereceğini bilirsiniz. Kimisi yaşayarak, çürüyerek rezil olur. Gün be gün onu devam ettirmek zorundadır. Yani benim böyle bir zorunluluğum yok. Evet. Yani evime ekmek getirme, hala işte bir şeylere bakma zorunluluğum var. Allah'a çok şükür onun içinde gücüm var, çok iyi arkadaşlarım var. Hani hakikaten bana destek olan, sahip çıkan arkadaşlarım da var. Böyle imece usulü, öyle devam ettiriyoruz yani. Hakan Şükür, çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle öyle konuşuyorsunuz ki şimdi sizi savunmak zorunda kalan defansları anladım. Ben şimdi araya girip soru soramıyorum. İkinci bu program artık gerekli oldu. Ben de son dileklerinizi alacağım ama bugün bir Alman dostum, aynı zamanda Almanca öğretmenim. Ben bugün gideceğim dedim. Hakan Şükür'ü tanıyor musunuz dedim. Böyle bir gözlerini böyle bir büyüttü. Futbolcu mu dedi. Evet dedim futbolcu. Tabii ki tanıyorum dedi. Alman milli takımına attığı gollerden biliyorum onu falan dedi. Sonra nerede dedi. Ben de Amerika'da yaşıyor dedim. Ancak Türk, yani şu anki rejim onun ismini silmeye çalışıyor dedim. Almanca'da bir kalıp var. Belki Almanya'dan izleyen dostlar vardır. Als ob kalıbı. Als ob deyince mış gibi. O zaman dedi Hakan Şükür hiç yaşamamış gibi yapıyorlar dedi. Çok dokunaklı geldi. Ve teşekkür ediyorum. Yani buradaki ifade de bana çok dokunaklı geldi. İki saati de doldurduk. Son sözlerle kapatalım. Şöyle yani yayının başında veya içinde söylemiş olduğum şeyler var. Bir 17-25 Aralık bu haftaya tekabül ettiği için söylenmesi gereken 10. yıl sanırım. Onunla ilgili mesela çok farklı anılar yaşadık biz milletvekilleriyle beraber hapishane ziyaretlerinde, adliye ziyaretlerinde. Resmini paylaştınız, Mahmut Tanal bunların şahididir. İşte belki birçok milletvekili. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında konuştu, söyledi. Hadi onları bıraktık muhalif diyebiliriz bugüne baktığınızda. Devlet Bahçeli'nin konuştukları var. Hepimiz biliyoruz bunları.
Yani ülkeyi yönetenlerin bu minvalde yaşanmış şeylere, o günkü şartlarda konuşup bugün bu noktada 10 küsür belki 9-10 yıldır hapiste olan aileleriyle, içeride olan insanlarla ilgili bugünlerde rejimin kölesi olmuş durumda bir şey söyleyememeleri çok manidar. Ben o zaman İçişleri Bakanı'ydı İdris Naim Şahin, İdris Bal, işte Mahmut Tanal, onlar da gitmişti. O ilk nezarette ziyaretlerine gitmişlerdi. Hayatımda tanımadığım, çünkü karakol görmedim, polis tanımam, bilmem, hiç tanımadığım insanları o dönemde tanıma şansı oldu. Çünkü çok defa komisyona gelen bu belgelerle ilgili komisyon olarak beni davet edip oraya götüren milletvekilleriyle gittik. Orada özel konuşmalar oldu. Çok ilginç şeyler söyleyebilirim o konuda. Eğer cesaretleri yetiyorsa Mahmut Tanal bunları o da söyleyebilir. Hatta o gün çok itiraz edip çok üzüldüğü şeylerdi bunlar. Ama maalesef herkes bir yere evrildi. Doğal olarak evrildi. O insanların orada anlattıkları, orada konuştukları, yasalara bağlılıkları, kimseye dokunmadan, kimseyi ezmeden ifadeleri, onlar anısına birçok program yapılıyor. Onları anmak lazım, onları konuşmak lazım, onları söylemek lazım. Bu toplum vicdanında yer etmesi lazım. O gün 10 yaşında olan, bugün 20 yaşına gelmiş çocuklardan bahsediliyor. Yeni bir nesil yetişiyor ama nasıl yetiştiği aşikar. Yani TikTok videolarıyla, işte sosyal medya yalanlarıyla yetişiyor bu insanlar. Buralardan uzaklar. Bu yayınların önemi çok bence özel. Bunu Türkiye için özel olduğunu, ülkeleri için, değerleri için ve kamu görevleri için yapmaları gereken şeyleri yaptıkları için bu bedeli ödüyorlar. Çoluk çocuk, karı koca çok büyük çileler çekiyorlar muhtemelen. Biz çile olarak görüyoruz, onların durumunu bilmiyoruz. Bazı şeyler duyuyoruz yani nasıl bir sabırsa Allah'ın bir hikmeti herhalde. Bu yaşanıyor, bunu söyleyebilirim. O güne dair çok başka şahitlikler var, yaşanmışlıklar var. Onları ayrı anlatırız. Bu bir milattır. Türkiye'nin bugünkü halinin ana sebebi budur. Ama ondan önceki sebebi şike sürecidir. Meclisin topyekün, siyasi iklim, siyasi kült, yani burada aman şöyle olursa böyle olursa diye hukuku evirip çevirmeye başladığı dönem, uluslararası alandan, insan haklarından, evrensel hukuktan kopulduğu gündür. Neden? O güne kadar Türkiye'de suç işlemiş, ceza almış veya belki ceza alması gerekmeyen ama yanlışlıkla içeridekileri çıkarmak için içeri atılmış insanlar, suç işlemiş insanların da içeriden çıkabilmesi ve içeriden onları çıkaranlara teşekkür, bugün teşekkür etmeleri gibi teşekkür etmesi için yaşanan bir süreç olmuş gördüğüm kadarıyla. Ve hukuku istememelerinin, Türkiye'yi bu kadar darmadağın etmelerinin ana sebebi yönetenler nispetinde veya bir şeyin hakimiyetini ele geçirenler nispetinde ülkenin bunlar tarafından ele geçirildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu çok net. Şike süreci, şike sürecinde yaşadıklarım, Trabzonspor'un, Trabzon halkının bu süreçte futbola olan tutkularının çok net bir şekilde kullanılması, kendi bakanlarının, milletvekillerinin o süreçteki davranışlarına şahit oldum ben ve bu eğilip bükülmelerin yavaş yavaş Abdullah Gül'ün veto ettiği yasanın veto edip kesinlikle toplum vicdanında yeri olmaz diyerek bana kendi söylediği telefon konuşmamız bile var. Hem de Çankaya'dan aramıştı, o zaman saray yoktu. O zaman Suat Kılıç'ın benimle konuşmaları, Tayyip Erdoğan'ın benimle konuşmaları bu süreçle ilgili, Platini'nin gelip konuşmaları, dünyanın anlayamayacağı, hiçbir şekilde uyum sağlanamayacak ama ülkenin bugünkü noktaya gelişindeki taşlardan biri ve ikisi olarak değerlendirmeye tabi tutacağım şeyler. Yani bu çürümenin, yozlaşmanın içerisinde olmadığım için de dediğim gibi, başta da söylediğim gibi şükrediyorum. Hakan Şükür, çok teşekkür ediyorum. Yani bütün sorulara içtenlikle cevap verdiniz. Başka sorularım da vardı ama 2 saati aştık. Sizin de antrenmanlarınız var. Ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Benim için de onurdu. Aynı zamanda Bolt Medya ailesi olarak da size teşekkür ediyoruz. Genelde insanlar Türkiye'deki değişim miladını 17-25 olarak alıyorlar ama sizin bunu şike davası olarak adlandırmanız da mühimdi.
Başka bir programda inşallah yine görüşürüz. Çünkü sorularımız var. İsminiz etrafında da zaten tartışmalar devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve içtenlikle cevaplar verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.